Efendim, şimdi bugün yani 18 yaşında bir çocuğumuzu arıyoruz. Bak yine çocuk diyorum. Çünkü 18 yaşında geçti diye insanlar reşit oldular diye yine her istediklerini yapma özgürlüğüne sahip değiller. Hele ki bir yanlış yolun içindeylerse yine anne olarak, baba olarak işte peşlerine düşmek zorundayız. İşte Şerife Hanım'la Arif Bey de onun için geldiler. Hilal Baltacı'yı arıyoruz efendim. Anne ve babası. 2009 yılında yollarını ayırmışlar. Baba Almanya'da, anne Konya'da yaşıyor ama bugün kızlar için bir araya geldiler. Vallahi kutluyorum sizi. Çok doğru bir şey bu. Anne perişan. Çünkü biz ne diyorduk bunlara? Üfürükçüm. Kızımız biraz anladığım kadarıyla psikolojik rahatsızlık içine giriyor. Anne de psikiyatrist yerine bir üfürükçüye götürmeyi tercih ediyor. Kız da orayı tercih ediyor. Sonra ne yapıyor derseniz üfürükçü. Kaç yaşındaydı üfürükçümüz? 50. 50 yaşındaki, 50 yaşındaki üfürükçü gidiyor 18 yaşındaki çocuğu kaçırıyor. Bekliyorlar. Tam 18 yaşını doldurduğu günün ertesinde. Bakın izleyelim. Ben bunu öğrenmemek, gülmemek mi istiyorum? Olur annem, dayanamıyorum sana. Konya'da annesiyle yaşayan Hilal Baltacı, 18 yaşına girdiği 1 Ocak'ta arkadaşına gideceğini söyleyerek çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Birinci ayın birinde evdeydik. Ben dedi arkadaşlarıma gideceğim dedi. Çıktı. Ben de arkasından çıktım. Bir baktım köşede Süleyman isimli şahısla buluştu. Arabasına binerken ben bunlara saldırdım. Nereye gidiyorsunuz? Kızımı nereye götürüyorsun? Üstüme yürüdü Süleyman denen şahıs. Kızım da beni iteleyerek binip gideceğim ben dedi. Bağırdı, çağırdı. Sana dedim yar etmeyeceğim kızım dedim. Bırak kızımın peşini dedim. Bırak dedim. Anne Şerife Tatağ'ın söylediğine göre kızından 32 yaş büyük olan kişi hayatlarına sözde hoca olarak girmişti. Birileriyle gülerek konuşur, mumlar falan yakmaya başladı. Ben bunun niye böyle olduğunu söyledim. Ruhani varlıklar var. Beni çok seviyorlar. Seninle olduğumda kıskanıyorlar. İstemiyorlar seninle sarılmamı falan diyordu. Birileri bana Süleyman Hoca diye biri var, bu işleri yapıyor falan çıkarıyor, tanıştırdı. Bir bürosu varmış, ona gittik. Kızımı okudu, kendini yerden yerlere vurdu. Üfleyerek kızını tedavi ediyorum dedi. Nuskayı da yaptı, boynuna taktık. Bu adam 4-5 çocuklu bir adam. Duyduk ki imam nikahlı olan karısı bunu terk etmiş. Adam tek başına kalınca kızıma musallat oldu. İddia o ki medet umulan kişi yüzünden anne kızın arası açıldı. Oldukça şiddetli kavgalar bile yaşandı. Anne dedi ben seninle bir şey konuşacağım. Ben ateist oldum. Ben Süleyman Hoca'yı aradım. O beni iyileştirecek dedi. Gidip gelmeler fazlalaştı. Eve bırakmalar fazlalaştı. Kendisiyle konuşmak istedim. Niye böyle yapıyorsunuz dedim. İşte Hilal'in içinden çıkartmamız lazım. Sürekli yanımda olması lazım ki kötü arkadaşlarının yanına gitmesin diyerekten beni de kandırdı. Ondan sonra bıçakla bana saldırmaya başladı. Ben odaya kilitledim kendimi. Kapıda bıçak izleri. Aç kapıyı. Beni bırak Süleyman'ın hocaya gideceğim ben diyor. Süleyman kızımın doktorla iyi olmasını istemiyordu. Sürekli bana gelsin çareyi bende bulsun diye uğraşıyordu. Beni parmağında oynattılar ikisi de. Kızım eve dönsün evine bağlansın dedim ama bu sefer kızımı kendine bağladı bu adam. Şerife Tatağ'ın iddiaları bunlarla da sınırlı değildi. Kızının etkisi altında kaldığı kişiye çeşitli fotoğraflar gönderdiğini öne süren anne bu sebeple bir kez daha karakolluk olduklarını söyledi. Kızım sürekli odasında abartılı makyajlar yapıyordu. Yakaladım telefonunu. Süleyman denen şahıs uygunsuz fotoğraflar istiyormuş. Makyajlı güzel fotoğraflar istiyormuş. Mesajını okudum. Yine hırçınlaştı. Kırdı, döktü, evi parçaladı. Ben şikayet olayım dedim. Gittim. Telefonumu da savcılığa verdim. Anne şikayetini geri al. Geri al. Almazsan canıma kıyarım. Ben kızımı, evladımı kaybetmemek için şikayetimi geri aldım. 51 yaşındaki kişinin esnaf komşularına kızı hakkında söylediklerini öğrenen anne, Hilal'in kandırılmasından endişe ediyor. Süleyman denen şahıs sağda solda 18 yaşında genç bir karım olacak. O giden karısına nispet yaparak ona öyle demiş. Asıl o karısından duydum ben, giden karısından. Ben gencici kızımı sana yar etmem. Babasından büyük yaşın var senin. 18 yaşına geldi tam birinci ayın birinde götürdün kızımı. Anne Şerife Tatağ'ın tek isteği kızı Hilal Baltacı'nın bir an önce evine geri dönmesi. Çok özledim annem, kokumu özledim. Bırak gel onu annem, ne olursun, ne olursa olsun sen benim kızımsın annem. Ne olur kızımı bulun Allah rızası için, ne olur kızımı bulun. Koskoca adam götürdü gitti kızımı, kandırdı.
Daha önce biri resmi nikah aldı, 3 nikahsız, 4 beraberliği oluyor. Hilal de 5.'si. Hadi biri kötüydü, ikincisi kötüydü, üçüncüsü kötüydü. 4'ü 5'i mi yani? Yani bir kere oradan bakarsanız bakın. Yani benim ne işi var işte 50 yaşındaki adamın 18 yaşındaki çocukla. Oradan başlarsak. Şimdi resmi nikahlı evli mi, bekar mı? Dilek isminde biriyle resmi nikah varmış. Varmış şu an. Varmış şu anda. Yani evli bir de aynı zamanda. Evli. Diğerleri de duruyor mu? Bir de Reyhan isminde ikinci eşi varmış. Güvenlik görevlisiymiş. Ha, bu da 3 oldu. Birincisinden haberim yok. Bilmiyorum yani duyduğuma göre. Hayır, biri resmi nikahlı, biri imam nikahlı. Senin kızı da üçüncü olarak götürüyor ayrılmışlar yani. Ayrılmışlar şu. Hep, ya biri birkaçından ayrılmış. Bizimki 4. mü 5. mi olmuş? Yani, en son 4.'sü şeymiş, imam nikahlı olan eşi. Onu da İzmir'den kaçırmış, yani kandırarak getirmiş. O kaçmış, kurtulmuş bunun elinden. Ondan sonra benim kızıma sardı. Daha 18 yaşına yeni girdi, girer girmez götürdü kızımı. Telefonlarını açıyorum, açmıyorlar. Bırak kızımı diye yalvaracağım ama yok yok, götürdü gitti kızımı. Kötü emellerine mi alet edecek? Satacak mı kızımı, ne yapacak? Ne olur Müge Hanım, kurtarın kızımı Allah rızası için. Ben onu saçımı süpürge ettim, büyüttüm, bu yaşa getirdim. Bu ilk 1,5 senedir ben mücadele ediyorum bu adamla. Bir türlü kızımı bırakmadı, bırakmadı. Yani bırak benim kızım. İçinde bir şeyler var. Onları kurtaracağım bak. %90'ı kaldı, şu kaldı diye diye. Benim kızımı da benden soğuttu kızımı. Biz önce öyle değildik. Ne güzel gittiğimiz yere beraber giderdik. Sonra son zamanlarda kızım benden uzaklaştı, bu adam iyice içine girmiş. Kandırdı kızımı. Arıyorum, adamı aşmıyor. Hayatım, cinlerin de nasıl %80'i %90'ı çıkıyor da geriye kalıyor falan yani. Gitmeyin diyorum bunlara. Gene gidiyorsun da gidin deyim de o bari hata, belki o hata zaman benim. Ama denize düştüm, yılana sarıldım. O hata benim, ilk götürmemem lazımdı. İlk götürdüm, sonradan psikiyatriye gidelim annem, bu böyle olmayacak dedim. Psikiyatriye götürdüm, ilaçlarını kullanıyordu. O söylemiş, doktorluk işin yok dedi. Hatta İzmir'deki 4. eşi de öyle dedi. Doktorluk işi yok Hilal'in. Bu Süleyman Hoca kurtaracak dedi. Onun şeyinde de gittik biz. Ha, bir de o eşi aslında size şey yaptı. O kaçmadan önce öyle dedi o. Ha, onun da kocası gitti şimdi. O zaman kocasıydı. Süleyman Hoca kurtaracak. Doktorluk işi yok dediler ikisi de. Ama şöyle bir şey demişsin Şerifeciğim röportajında. Aslında biraz da ayrıldığı karısına nispet için böyle yapıyor. Şimdi 18 yaşına girsin, onunla evleneceğim, genç karım olacakmış diyormuş ya sağa sola. Yani ayrıldığı kadına da mı nispeti olsun diye de başladı bu işe. Öyle mi düşünüyorsun? Ona mı nispet yapmak istiyordu? Ona nispet bilmiyorum. O kaçınca benim kızıma sardı yani. O niye kaçmış? Bildiğimiz yok ki. Onu da sürekli okuyormuşmuş. Uyurken okuyormuşmuş. Beni bön etti falan dedi. Ben elinden kurtuldum. Kaçtım kurtuldum diye aradı. Hani dedim oradaki İzmir'deki imamlı eşine, yani dedim bu adam, biz kurtulamadık, benim kızıma sardı. Ne yapalım, hani bir yardımcı olur musun diye. Ona da iyi niyetli yaklaşmaya çalıştım. O da ben ondan kurtuldum. Zaten dedi hani etrafta diyormuş, benim gencecik bir eşim olacak. Onunla evleneceğim ben diye ondan duydum ben. He, o dedi öyle diyor. Evet yani. O dedi. Çok da güzel kızınız ya. Evet Müge Hanım ya. Kızımı kandırdı, götürdü, telefonlarını açıyorum, açmıyor. 16 gündür hiç sesini duymadın mı? Birinci ayın birinden beri sesini duymadım. Öyle mi? Mağdur telefon hattındaymış kızın. Hadi bir alo de, önce sesini öyle duy. Mi? Evet. Alo de. Hilal, annem. Alo. Annem. Efendim. Annem ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim. Hilal, efendim. Hilal neredesin annem? İyiyim ben. Arif
Annem neredesin lütfen anneciğim? Ne olur dön annem evine. Bak o adam iyi birisi değil annem. Seni kandırdı, beynine girdi annem. Ne olursun dön evimize anneciğim. Bak baban da senin yanında. Ne olursa olsun bak hiçbir şekilde korkma. Ne babandan ne benden. Ne olur annem dön evine al anneciğim ne olursun. Ne olur anneciğim benim. Babalık şimdi mi babalık yapası gelmiş? Annem bak daha önce öyleydi. Bak şimdiden sonra arkanda annem. Bak öyle deme. Yok 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 yok. Hilal, Hilal bak öyle deme. Bak buralara kadar ben kızımı arayacağım diye geldi. Sınır... Ha öyledir ya. Evet. Çekti. Sen kovmadın mı anne sen beni yanından? Sen kovmadın mı? Ha? Ne? Sen kovmadın mı yanından? Sen kovmadın mı yanından? Versin. Yok, hayır. Işte, ha. Keşke geber seni doğuracağıma kaç doğursaydım. Yani hayır bak Hilal'im. Bunları? Hilal'im sürekli o adamla görüşüyordun. Görüşmemen için neler iknalar ettim. Annem bak doğum gününü kutlattık saat şey ayın 10'unda. Hani dedim annem sürekli diyordum. Annem o adamla görüşmeyeceksin değil mi? O adama gitmeyeceksin bak 18 yaşında hani gitmeyeceksin değil mi diye yalvarıyordum. Hayır anneciğim gitmeyeceğim. Hiç merak etme sen diye. Bana güven verdin. Bir ay içinde kendin iyi olduk. Kendin kızı saldırdın. Ne? Tamam da saldırdın kendin da kızım. Sen de 50 yaşında 5. karısı olmak için bir adamın peşinde gidersen annen de saldırır. Ne saldırdın saldırdın. Sen yani evde oturuyordun, kek pişiriyordun da annen sana mı saldırdı? Git ya sen... gittin. Senin yaptıklarından dolayı kadın da seni tutmaya çalışıyor. Aynen. Siz de artık yeter bu anne eziyeti ya. Anneciğim ne olur. Sen ne yaptın da kadın sana bunları söyledi? Bir onu anlat. Ne işin var senin Süleyman'ın yanında baban yaşındaki adamı? Ben Süleyman ararına kaçmadım. Yanında Süleyman açtı telefonu şimdi. O açmış olabilir ama ben onun... Tamam kimin yanındasın sen şu anda? Onun yanında güvendeyim en azından. Onun yanında güvendesin. Sonra annem bana annem onu dedi bunu dedi. Yani artık dayanamıyorum bir yerden sonra da. Evinizde oturuyorsunuz kırıp bacağınızda ananız size bir şey mi söylüyor kızım? Biraz da lütfen. Sen ne yaptın da annen sana ne yaptı? Buralara kadar kadın gelmiş. Annem ne olursun. Kötü anne olsa seni evden kopsa burada ne işi var? Bir anneciğim desene 16 gündür sesini duymuyor kadın. Annem sen gittiğinden yani beri benim bak. Baskı yeter ama yani. Ne? Sürekli baskı yeter yani. E sen 50 yaşında adamla gezersen evli barklı annen de sana gezme der. Bunun adı baskı değil ki. Bunun adı seni korumaya çalışmak. İyi de o adam bizim aramızı yapmaya çalışıyordu. Annem sürekli saldırıyordu tamam, bana. Tamam annen şu an şimdi Süleyman annenin aranı mı yapmaya çalışıyor? Efendim? Şu an şimdi annenin aranı yapmış mı oldu şimdi Süleyman? Hayır ben zorla gittim zaten o da şey yaptı. Hani yani. Aranızı yapıyordu demek ki hiç üfürüğü iyi gelmiyor size. Gelmemiş farkında mısın? Eğer üfürükçü olsaydı annem şu an orada olmazdı. E tamam işte olsaydı olmazdı onu bile beceremiyor. Ne iş yapıyor Süleyman? Normalde Rize'de çalışıyor. Nerede çalışıyor? Rize'de. Yalan kaçak, kaçak göçek işleri. Nerede bize... çalışıyormuş? Araba vizesi yapıyormuş ama arka tarafında da üfürükçülük yapıyor. Araba vizesi ne demek ya? Ya muayene tüf. Araç muayenesinde mi çalışıyor? Tüf. Hilal. Efendim? Araç vizesi ne demek bilmiyorum ben söyle ne demek? Ya işte yıllık vizeler geliyor ya arabalara. He. Onu vizelere götürüyor. Benim aracımın muayenesi geldiğinde götürüyor. Ben Süleyman'a para vereceğim. Süleyman da benim aracımı alıp muayeneye götürecek. Gibi bir şey. Ha, yani benim elim ayağım tutmayacak mesela. Ben götüremeyeceğim. Süleyman yapacak benim muayenemi. Öyle mi? İşte 500'e yapıyor. Bu mu kızım yani? 500'e yapıyorlarsa o 200'e yapıyor. Valla ben yurda da girdim çıktım. Akıllanmadılar. Üzerimde bir baskı uygulamaya çalıştılar. Ama yeter artık. Kim akıllanması lazım? Peki Süleyman sana baskı uygulamayacak mı? Şu an iyi. Şunu Süleyman'la beraberken git bakalım 50 yaşındaki bir adamın yanına Süleyman sana ne yapacak? İyi de ben yani biriyle kaçmak için çıkmadım ki. Ben annem bizden gittim. Tamam o zaman sen ya Süleyman'a kaçmadın mı? Hayır. Tamam Süleyman senin neyin oluyor? Annemgilin tanıştırdığı bir abim gibi bir şey benim dostumdadır. Abin mi yani?
Gibi, evet. Gibisi olmaz. Ya abidir ya değildir. Valla gibi... annem yanındaki duran adam bana babalık yapmadı. Ben de baba arayışındayım. Tamam, yani baban mı senin yani? Yani evet, manevi. Manevi sonra baban. Manevi babayla evlilik olmayacağını biliyor musun? Ya niye biz evli değiliz ki. Niye o zaman başkasına genç karım olacak diye anlatıyormuş? Valla ben öyle bir şey duymadım. Hayır, duydum. Tamam, o zaman manevi baban sever manevi babanı, getirsin seni önce bir ailenin yanına. Öyle bir hale yola koyalım. Tamam, manevi babansa iyi ya. Hayır, ben onları istemiyorum. Ben konuşan Süleyman Aran'ın yanında oluşum değil. Ben ailemi istemiyorum. Eğer ben ailemle görüşmek isteseydim şimdi 30 defa giderdim. Tamam, ailenle hiç mi ailenle görüşmek isteyeceğin birisi yok? Senin bir anneannen, babaannen, halan, teyzen, amcan yok mu, yengen, hepsi bir şeyin? Hepsi var. Var mı? Hepsi var. Anneannenin ben sana ne zararı var? Babaannenin hepsi sana ne zararı var? Hepsi çok seviyor. Tanımadığın adamın biraz yanındasın. Biraz kafa dinlemek istiyorum. Efendim? Biraz kafa dinlemek istiyorum. Kafa dinlemek isterken o adamın sana vereceği zararların farkında mısın? Farkındayım. Eğer zarar verseydi ben çıkardım Müge Anlı'yı. Size yani. Sen bence zarar görüp görmediğinin farkında değilsin ki şu an. Gayet aklım başım yerinde. Çok aklın başın yerindeyse annenle aranı yapmak için sana üfüren adamın üfürüğünün hiç iyi olmadığını anlamış olman lazım, bir. İkincisi ben... öyle birisinin arabası çıkacak da ona verecek de falan, bunun işi yok gücü yok 50 yaşındaki adam. Sen 5. kadınmışsın yanındaki. Bütün kadınlar bırakıp kaçıyorlar, hiç düşündün mü niye eski beraber olduğu kadınlar bunu bırakıp kaçıyor? Hayır, baksak ben bu adamla birlikte olmak için değil yani, ben bu adamla kaçmadım. Annem defol git dedi. Bunu zaten sürekli söylüyordu. Ben de sözünü tuttum. Ne yapayım? Annen diyor mesajlarınızı yakalamış. Adama attığım fotoğrafları yakalamış. Daha kadın yalan mı söyleyecek buralara kadar gelip? Vallahi ne fotoğrafı? Ben öyle bir fotoğraf atmadım. Ben 50 yaşındaki bir adama niye fotoğraf atayım? Zaten tamam. Onların bazılarının iftiraları yüzünden ben yurda girdim. Benim psikolojim bozuldu. Şu an resmi nikahlı evli mi bu yanındaki manevi baban? Hayır. Resmi nikahlı değil mi? Hayır. Anladım. Hayır, Dilek'le resmi nikahlı, Dilek diye birisiyle resmi nikahlı evli. Bundan önceki Reyhan diye birisi varmış. He. Onunla 8 senelik evliymiş. Ondan boşanmış. Hatta Reyhan'ı da aldatmış bu Dilek'in karısıyla. Bak, Dilek'le evli diyor anne. Zaten de boşandı diyordum, boşandı. Baktın mı sen E-Devleti'nden? Ben biliyorum. Nereden biliyorsun? Göndersin bakayım senin yanındaki Süleyman Bey bana boşandığı kağıdını. TC'sini göndersin, TC'sini. TC'si var. Tamam, söylerim. Söyle şimdi, işte yanında ya. Göndersin. Çocuğu yok mu Süleyman'ın? Tamam, evrakları arabadaymış, gönderin. Arabaya gerek yok, telefondan girsin E-Devleti'ne. Fotoğrafı çeksin şak. Atsın bakalım, evli mi bekar mı? Tamam. Tamam yap. Çocuğu var mı Süleyman'ın? Var. Kaç tane? 4 tane. Yanınızda mı? Hayır. Peki niye 4 tane çocuğu yanında değil de sana manevi babalık yapıyor, kendi babalığını kendi yapmıyor? Kendi evlatlarına yapmıyor ki. Kendi evlatlarına yapmıyor değil. Zamanında benim babam da bana babalık yapmadı. Hı. Kızım sen niye sen beni burada niye suçluyorsun ki? Ben sana zamanında konuşup da... Demedin mi kızım, bana babalık yapma fırsatı vermediler. Ben sana baba, her zaman babayım demedin mi? Seninle oturup konuşmadın mı? Niye beni suçluyorsun sen bu kadar? He? Bunun hesabını soracak olursan annene sor, bana sorma. Ben her zaman size kol kanat gerdim. Her zaman sizin yanınızda oldum. Her zaman sizin arkanızda oldum. Bunu abin de biliyor. Annenin de biliyor. Teyzelerin de biliyor. Babaannen de biliyor. Senin rahmetli deden bile size her zaman kol kanat geliyordu. Niye bu kadar kötülüyorsun ki? He? Ben bundan sonra ben senin arkanda değilsem, bundan sonra ben senin arkandayım kızım. Ben sana onu söyleyeyim. Ben buraya keyfi veyahut da reyting yapmaya gelmedim ben. O adam yanına bırakmayacak. Ben seni buraya almaya geldim. Ben senin arkandayım kızım ben. Tamam, hadi gel sen de o zaman Hilal'cim. Manevi baba yerine öz baba daha iyidir. Ben senin arkandayım. Her zaman arkandayım. Ya öz baba... Mesele öz babalık değil ya.
anlamıyor musunuz? Beni hiç mi anlamıyor kimse orada? Sen ev bu... Benim zaman... hangi doğum günüme geldin? Benim hangi mezuniyetime geldin? Bak. Ben ilkokul, ortaokul, liseyi mi bitireceğim ya? Tamam sen ortaokul, lise... Nereye geldin? Kızım ben konuşmadık mı seninle bununla bu 10 gün 15 gün önce? Kızım doğum gününe beni davet ettin mi diye ettim baba buyur gel demedin mi sen? Hilal peki baba babalık yapmadı diyorsun. Ben kaç senelik bak 18 yaşına girdin. Ben hem analık yaptım hem babalık yaptım. Tamam onda hata ettim hani babayla önce görüştürmedim. Şu halde olacağımı bilseydim bunları yapmazdım. Tamam babalık yapmadı diyorsun. Ben hem annen oldum, hem baban oldum kızım. Hem abini niye babalık... Abi ya bir şey söyleyeyim arkadaşlar ya. Anneyle ne alakası var? Babası öyle de bilir insanı. Yani bugün yani, şimdi babasını kaybeden kız çocukları ne yapsınlar? Yani herkes gitsin 50 yaşında adamın yanına mı gitsin ya? Yapmayın ne konuşuyorsunuz? Ne konuşuyorsun Hilal sen ya? İşte bizi böyle babam babalık yapmadı ettim. Diye sen şunu bu üfürükçünün yanında mı duracaksın? He kızım? Tamam manevi baban getirsin seni o zaman. Nerede Süleyman Bey? Ne alakası var? Baban sana babalık yapmamış. Ben gideceğim Süleyman'ın yanına. İyi o zaman. Babası olmayanlar ne yapsınlar? Herkes bir tane Süleyman mı bulacak yanına gidecek? Zaten hiçbirimiz manevi babalık yapmadığının da farkındayız o adamı. O adamın ne amaçla senin yanında tuttu çok bariz ortada. Biz bunu çok net anlayabiliyoruz Hilal. Kalp gözünü açacağım. O da kalp gözünü açacağım ya diyor. Ya ne kalp Hilal'i. Gözü açması maçması. Öyle bir şey ya, değil. Ben o kadar da anlayabildiler ki. Ne kalp gözü ya. Parmağını da oynattı bu adam. Kızım, ne kalp gözü Allah aşkına ya. Kalp gözü ne ya. Herkes kendi kalp gözünü kendisi açsın. Yani kelin merlemi olsa kendi başına sürer demişler. Benim niye duam kabul olmuyor da birisinin adına benim adıma dua etsin birisi. Niye benim yapamadığım birisini bir şey başkası yapsın. Ama lütfen ama siz de biraz artık... Yani silkelenin arkadaşlar ya toplum olarak. Niye yani? Niye ya? Olur mu ki? Eğer Müslümansanız, Allah bilir tabii ki, Müslümanlığın ilk kuralı bizde ruhban sınıfı yoktur. Herkes kendi duasını kendi eder. Aynen. Hristiyanlıktan bizim dinimizi ayıran tek şey budur aslında. İlk şey. Tek şey değil de ilk şey budur. Yani niye birisi benim adıma dua ediyor? Niye birisinin üfürüğü üfleyecek benden daha iyi oluyor? Niye? Yani anne diye anne kadar başınıza taş düşsün yani. Başka bir şey diyemiyorum valla. Kim şimdi hattımızda? Süleyman Bey. Süleyman Bey. Efendim. Siz bu kızın manevi babası mısınız? Destek olmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar manevi. Hayır olur. Resimleri manevi var. Babasın. Resimleri var. Öpüşmüş kızımla. Şey yapmış yengesi benim kızıma. Yengesi şimdi paylaşımınızı resimleri attı. Var. Benim kızımı kaldırdın. Verin o fayda paylaşmışsınız. Kızımı geri getir. Canımı ortaya koyacağım. Sen bu şekilde konuşmak istedim. Her zaman bırak dedim. Kızımı bırakmadın. Beni parmağını oynattın. Canımı ortaya koyacağım. Git. Sana yar etmeyeceğim. Sana yar etmeyeceğim. Sana yar etmeyeceğim. Kızımı parmağını oynattın. Kaldırdın. Canımı ortaya koyacağım. Canımı beni unut. Leliksine mi ettim kızımı? Saçımı süpürge ettim. Sana yar etmem. Gözümü bebeğini kurdun. Benim kızımı ne olur alın bu adamın elinden. Ne olur alın elinden bu adam. Üfürükçü, sahtekar adam. Hangi emellerini alet edecek benim kızımı? Kızımı ben sana yar etmem. Her zaman söyledim bırak kızımı dedim. Bak sana Müge Anlı'ya kadar çıkacağım dedim. Sağ olsun babası aramış. Çıktık. Seni dedim rezil edeceğim kızımı bırakma. Bırakacaksın dedim. Bırakacaksın dedim. Bana böyle bakıyor. Bey. Diyor yüzüme. Dur Süleyman yüzüme. Bey. Okudu bakın, suları. Bakın manevi babasıyım diyorsunuz. Şimdi yengesi paylaşımınızı attı. Bunlar paylaşımı yaptığınız zaman gene verin paylaşımı. Şimdi siz manevi kızınızla böyle i̇şte, dudak dudağa öpüşüyor musunuz beyefendi? Ne baba? Manevi babalık. Sana yar etmeyeceğim. Süleyman Bey. Daha demesek ben seni başka türlü halledeceğim. Hiç unutma. Süleyman Bey. Ben çocuğumun arkasındayım. Unutma bak. Ben arkasındayım. Şimdiye kadar arkasında olamadım. Süleyman Bey haklısınız ama bundan biliyorum. Sonra arkasındayım. Hiç unutma.
Süleyman Bey, bu mu manevi babalık Süleyman Bey? Arkasında durun. Bu çocuk 18 yaşında bir gün gelip size karşılığına göre, bunlar da daha önce olduğuna göre siz reşit olmayan kızla bu görüntüleri çekmişsiniz, bir de sosyal medyada da paylaşmışsınız. Manevi babası mısınız Süleyman Bey? Tekrar soruyorum. Bakın, siz bu kızın manevi babası mısınız? Bakın, manevi bütün desteği verdim. Bunlar ayın kaçında çekilmiş? Ayın kaçını ben bilmiyorum. Siz bu kızın manevi babası mısınız? Tekrar soruyorum size. Manevi destekçisiyim. Ya Allah. Ne oldu, babasıydınız, yapmaya çalışıyordunuz babalık. Bu ne oldu şimdi? Bakın, ben manevi destekçisiyim. Ne babalığı, ne babalığı? Ne babalığı? Bazı şeyleri bilip bilmeyip ne yapacağım? Gördüğüme mi inanacağım? Sözünüze mi? Artık gözümüze de mi inanmayacağız kardeşim ya? Kendi çocuklarımı, en küçük oğlumu, o Kadir oğlumu Reyhan söyledi. Manyak etti oğlumu, okuyor okuyor dedi. Şimdi psikologlara götürüyorum dedi. O Reyhan güvenlik görevlisiymiş. Güvenlik görevlisi. Oğlum tikli olmaya başladı dedi. Ben oğlumu zor kurtaracağım. Psikologlara götürüyorum şimdi dedi. Tedavisi beyefendi, için bakın dedi. Siz eğer bu kızın sevgilisi olduğunuzu kabul etmiyorsanız, demek ki ortada bir yan... O zaman derdiniz ki seviyorum, beraberim. Siz bunu bile söyleyemiyorsunuz. Neden? Bir şunu anlatabilir miyim ben? Yani bu kızı hangi maksatla yanınızda tutuyorsunuz? İşte bunu dinlerseniz sevineceğim. Dinliyorum, evet. Yaklaşık bir yıla aşkın süre önce aile kızının yanına beni çağırdı. Biz o gün konuşmaya başladık. Konuşma terapisi uyguladı. Aylarca bu sürdü. Yani aylarca derken... Evin her tarafına nuska yaptı. Dur. Kızımı boynuna da taktı. Bir anlatsın bir saniye. Evet. Sadece Müge Anlı'yla Buyurun. Biz terapi uygulaya bir hale yola getirdik. Ayda bir ya da iki ayda bir benimle konuşurdu. Annesi de defalarca aramışlığı var. Kızımla tekrar ilgilenirmişsin. Kızımla tekrar ilgilenirmişsin. İlk zamanlar öyleydi. Ben konuşabilir miyim? Buyurun. Haziran ayının son haftasıydı zannedersem. Beni aradı. Ben yine ölemedim. Ama ölmeye tekrar gideceğim. Ben yaşamak istemiyorum. Seninle vedalaşmak istiyorum dedi. Dedim ki sen ne ölmesine maç ediyorsun bu yaşta? Derdin ne bu kadar seni? Etrafında hiçbir arkadaş bırakmayan ailesi bunu da yanlış almasına sebep olup evdeki bazı yaşadıklarını bana anlattı. Sen dedin uzaklaştıralım, kötü arkadaşlıklar yapıyor dedin, sen dedin. Bir bitirsin, bir kendisi bitirsin. Kendisi izah etsin bu mevzuları. Kızım senin ölmemen için ne gerekiyorsa ben yapacağım. Hazırım. Ne lazım? Bana dedi hiçbir şey yapamazsın. Neden? Ben bu zamana kadar baba sevgisi görmedim. Babamla hiç tanışmadım bile. 2 yıl önce sadece bir cenazede gördüm. Babam çayı şekerli mi içer, şekersiz mi içer onu bile bilmiyor. Tek o değil babasız olan. Evet. Tek o değil ya, babasız olan. Bakın, senin çocukların da babasız. Şu anda. Anladım. Evet. Ben konuşayım. Tamam. Gitsin. Ciğerim durmuyor. Ciğerim durmuyor. Bir sizin ölmemesi için ne gerekiyorsa ben onu yaptım. Anladım. Kendisi de durmuyor. Daha önce annesiyle aralarını yapmak için her defasında, yaptım, her kavgada geldim. Şu anda yanımda. Aldım, götürdüm, çay içirdim, yemek beyefendi, yedirdim. Beyefendi, sizin eğitiminiz ne? Üniversite. Ne üniversitesi? Yaptım, şu anda yanımda. Ya hangi bölüm? Üniversite. Efendim? Efendim? Hangi bölüm? Ben motor teknikeriyim, aynı zamanda maliye 2 okudum. Anladım. Ama diğer üniversitelerde de eğitim aldım. Hangi üniversiteler? Onların evraklarını ben size atarım. Hayır, yani ben sizin eğitiminizi şundan dolayı merak ediyorum. Terapistsiniz ya siz. Var var. Hangi bölüm mezun olup terapist oldunuz siz? Hani konuşma terapisti. Ben onların evraklarını size atarım. Belgelerim evrak mevcut. Atmaya gerek yok beyefendi. Hangi üniversitenin hangi bölümünden mezunsunuz? Ben ona bakabilecek durumdayım. Terapist. Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi. Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi. Evet. Ne bölümü? Yani. Nerede bu? Yani ne bölümü? Biyoenerjiden tutun, metafiziğe kadar hepsinin belgelerini aldım. Konuşma terapistini de aldım, danışmanlık eğitimini aldım. Neymiş? Bir dakika, bir daha üniversitenin bir adını alabilir miyim? Uluslararası Yedi Pazar Üniversitesi. Uluslararası Yedi Pazar Üniversitesi. Yeni Pazar.
Yeni Pazar. Beyefendi, terapist dediğiniz Yeni Pazar terapist Üniversitesi. Terapist arkadaşlara da buradan selam olsun, sevgi olsun. Öyle Novi olunmuyor. Novi Pazar. Sizin dediğiniz şekilde hele ki bir üniversite. Ölüm düşünen bir kızı hastaneye yatırmak gerekiyor. Psikiyatrik tedavi yaptırmak gerekiyor. Pardon, siz Novi gerekiyor. Pazar mı diyorsunuz? Novi Yeni Pazar, Pazar mı? Yeni Pazar. Yeni Pazar. Ha, Yeni Pazar evet. Üniversitesi. Tamam. Hocam, evet. Parmakta Yeni Pazar Üniversitesi. Koca, siz buradan ne eğitim kocaman, aldınız? Kocaman siz yüzükleri var. Onlarla bakıyor. Ne terapisti? Bir dakika şöyle, ya, dur, bir yapıyor. Dakika öğrenelim beyefendiyi de. Bir dakika arkadaşlar, bir neymiş bu? Avrupa bakın, standartlarında eğitim da. Başvuru formu. Ne? Ne? Avrupa standartlarında eğitim başvuru formu. Ya siz buradan ne eğitim aldınız? Böyle insanlara terapi veriyorsunuz. Şimdi bakın. Eğitim aldığımız çok yer var da ben onların evraklarını ya çok atarım. Yerinden bahsetmiyorum ben size. Buradan siz ne eğitimi aldınız? Terapistlik yapıyorsunuz. Onu soruyorum. Terapistlik bir eğitim gerektiren bir şey de Şevki Hocam'ın tamam. dediği gibi selam olsun terapistlerimize. Siz buradan tamam. hangi diplomayla terapistlik yapıyorsunuz? Ben onu merak ettim. Yok. Bilmediğim bir yer. Biz de öğrenmiş olduk sizin şıllarından sayenizde. Şıllarından almış o buyurun. Terapistleri. Yani siz ne zaman girdiniz buraya? Ne zaman mezun varmış. Oldunuz? Ne eğitimi aldınız terapistlik yapıyorsunuz? Bakın ben güzel bir danışmanlık yapabiliyorum. Bu konuda daha önce yapabiliyorsunuz çok değil. Ben şunu soruyorum size. Buradan siz hangi diplomayı aldınız? Beyefendi soruyorum, ben de alayım. Bak yardımcı olayım insanlara. Herkes öğrenmiş olsun. Ne diploması aldınız buradan? Biraz beklerseniz belgelerim arabada mevcut. Gidip bulayım geleyim. Ya belgeyle ne alakası var? Siz bana hangi üniversiteden mezunsunuz deseniz ben size söylerim. Siz hangi üniversiteden hangi bölümden mezunsunuz diyorum. Kötü bir şey sormuyorum ki. Danışmanlık. Aile danışmanlığı, kişisel danışmanlık. Niye gizli gizli bölümü vardır, bölümü. Her üniversitenin bir bölümü vardır. Ben Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Nokta. Sizin bölümünüz bakın, ne? Onu buradan, soruyorum size. Buradan eğitim aldım ben. Eğitimlerin belgelerinden bahsediyorum ben. Ha, siz gittiniz bir kursa yani. Sertifika evet. programına mı katıldınız? Evet, aynen. Ha, sertifika sen programına şey katıldınız. Yani aynen. üniversite mezunu falan. Değilsiniz yani burada. Bu üniversiteden sertifikalarım var. Sertifikalarınız var. Evet. Nerede bu üniversitenin yeri? Terapist olunmuyor Konya'da. Beyefendi. Efendim? Konya'da. Ha, giderek şey ol. Kaç yaşından sonra terapist evet. olmaya karar verdiniz? 40 yaşından sonra. Anladım. Gideyim bir de dediniz şey. Terapist alayım. Böyle kızları da bulursam baba şefkatinden yoksun onlara terapi mi veririm diye düşündüm. Hayır bakın bu zamana kadar benim çok danışanım oldu. Hı hı. Bu şekilde devam ettiğimiz yani çok nasıl söyleyeyim? Ya ben size şunu söyleyeyim. Bildiğim bir konu değil ama şunu biliyorum ki siz böyle bir terapistlik hizmeti vermek için gidip böyle gittiğiniz kurstan alınan belgeyle terapistlik falan veremezsiniz. Bak ona da bir nokta koyayım ya. Öyle, o kadar uzun boylu değil o iş. Terapistlik çünkü bir şey. Yani onun da bir eğitimi gerekiyor. Zaten siz o yeterince o eğitimi alsaydınız küçük çocuklara böyle ben onunla konuşacağım falan deyip sonra öpüşüp fotoğraflarını yayınlamazdınız. Tamam mı? O yüzden eğitim alınması lazım. O yüzden bu işi gerçekten bireyinin hakkıyla birilerinin yapması lazım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi siz ne yaptınız yani? O da baba şefkati görmedim dedi. Gel kızım ben de seni öpeyim mi dediniz yani? Ne? Pis. Şimdi bilmediğiniz bazı mevzular daha var. Ne var? Ne var? Bakın ben şunu söylüyorum. Evdeki sizin şimdi az önce öteki hanım telefon attığımızda mı? Neydi? Söyle bana ismini. Dördüncü eşiniz aramış demiş ki ben zor kurtuldum. Darısı Şerif Hanım'ın başına diye aramış. Evet şimdi. O çok dur. Dedi sapık diyedi. Siz şimdi boş verin. Ben size sordum beyefendi. Siz buna manevi baba mısınız dediniz. Yapmaya çalışıyorum dediniz. Şimdi şu fotoğraflarınız çıktı. Bunun manevi babalıkla ne alakası var? Bakın burada bir şiddet mevzusu var. Ben bu şiddetten bu kızı beyefendi, kurtarmaya uğraştım. Annesi şiddet uyguladıysa o ayrı bir konu. Onunla ayrıca ilgilenir. Ben size soruyorum. Size sizin mevzunuzu soruyorum. Siz bu kızı hangi niyetle yanınızda tutuyorsunuz? Böyle babalık mı olur? Ben manevi olarak bu kız için ne gerekiyorsa ölmesin diye bunu yaptım. Sürekli şiddet. Her defasında gittim, barıştırdım, geri geldim. Siz gittim, resmi nikahlı evli misiniz? Allah. Hayır. Ne zaman boşandınız? Yılbaşından önce. Ha? Yılbaşından önce boşandım 18 yaşında benim kızımı götürdüm. Birinci ayın birinde girdi benim kızım 18 yaşına. Bırak benim kızımı! Bırak benim kızımı!
Hasibe senin elinden kurt. Ama ben dedim inanamadım o zamanlar. O kadar çaresizdim ki. Beyefendi, eğer lafınızın arkasına durun, manevi babasıysanız babası gelmiş istiyor kızını. İstesene sen de kızını. Bak, dünyada en ucuz var ya ilin çocuğudur, tamam mı? Sana söylüyorum, ben bunda hiç çocuğumun arkasında duramadım ama her tarafta onun üstündeydi. Eğer benim çocuğumu sen bırakma, bu çocuğu anasına teslim etme, dinime, imanıma... Hayatım, kızınız geldi. Öncelikle gözümüz aydın. Kızımı getirmeyeyim canım, ne olursun. Buraya getir göreyim kızımı Müge Hanım, ne olur. Hayatım, hemen karşında verelim. Yan stüdyodalar. Merhaba de kızına. Annem, Hilal'im. Çok da güzel bir kızı, küçücük de. Kızım benim, Hilal'im. Gelenden bir sarılayım, kokunu özledim annem. Gelenden bir sarılayım yavrum. Anneciğim benim. Allah razı olsun Müge Hanım. Ya hepimizden. Ben Allah razı çok, çok olsun. Çok teşekkürler Müge Hanım. Kızım, yani sağlık problemi nedeniyle yansıtıyorlar. Aslında burada gelecekler de aslında bir taraftan da iyi. Şimdi itişme kakışma da olmasın. Süleyman Bey de burada. Ben Süleyman Bey'i de kutluyorum. Akıllı bir adam. Ben dün demiştim ya, fazla uğraşmaya gerek yok. Çocuk onların çocuğu. Getirin, sonrasına sonra bakılır. Hilal, nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk Müge Hanım. Özledin mi anneni? Yani. Ne yani? Kız, insan anne, annesini özlemez mi? Özledim desene. Sizin hatırınıza değil mi ben? Benim hatırıma değil valla. Bak, çimdiriyorum sonra gelenleri söyleyeyim. Ya anne en kıymetli varlık, yapmayın ne olur. Ya İlay, ne güzel bir kızsın. Sen daha genceciksin ya. Küçücük şu surata bak. Annem, gel de bir sarılayım annem. Hayatım, sarılma sağlık problemiyle ilgili. Sen şu sarılmayı boş ver. Konuşun işte, kızınızla geldi. İlay, gel kızım bak. Ben senin her zaman arkandayım kızım. Gel. Baba, sen hiç konuşma. Niye? Hiç konuşma sen. Kızım, ben sana ne yaptım ki ya? Sen bana bir şey yapmadın. Tamam. Biz de onu konuşuyoruz işte. Sen bana bir şey yapmadın ki. Tamam da kızım, ben senin her zaman yine arkandaydım kızım. Vallahi hiç önceki defterleri açmayalım en iyisi. Sen boş ver. Tamam annem, nasıl? Sen hiç konuşma. Sağlığın falan nasıl, iyi mi anne? İyiyim. Niye bıraktın gittin annem? Sen defol git dedin. Annem, defol git desem buralara gelir miyim annem seni bulmaya? Ben de onu soruyorum yani. Bir de diyor kayıpmış diyor. Ben kayıp değilim ki. Ben kaçak da değilim. Tamam, kayıp değilsin de annene niye telefon açmadın ya peki hala şimdi? Telefon açabilirdi. Niye haber alamadın? Gelip yavrum tehdit edecekti beni. Kim? Annem. Annem neden tehdit etsin ki seni kızım? Yavrum, annen senin Süleyman'la görüşmeni istemiyor. Şimdi hani tehdidi, kovması falanı filanı, yani belki dün yayınımızı izlemeyenler de vardır. Kadın istemiyor ve bence haklı anne. İstemiyorum. O adamla görüşmesini istemiyorum. Haklı zaten annen. Hani senin duygusal anlamda bir boşluk yaşadığını annem düşünüyor. Annem beni zaten kimseyle görüştürmek istemiyor ki. Annem benim bütün arkadaşlarımı da aldı. Bütün sevdiğim insanları elimden aldı yani. Annem sadece evde kapanmamı istiyor benim. Ben böyle mi yaşayayım, pardon? Kapanmadım. Annem, çok hızlı yaşıyorsun dedim. Annem bak biraz ben yavaş. Ben sana hatalarımı söyledim değil mi? Anne dedim, bak dedim, bana yardımcı olursan ben zaten düzeleceğim dedim. Ben kendime geleceğim dedim. Sen hala üstüme gelmeye devam ettin. Nasıl kendine geleceğim dedin annem? Ben düzeleceğim demedim mi ben sana? Tamam, psikologlara, ben psikoloğa da götürün, psikiyatriste götürdüm. Psikoloğa gittik, dedi ki psikolog sen bunu annelik yapamamışsın dedi. Hastanenin çıkışında annem, da davranış bozukluğu var dedi bir senin saniye için. Beni dinle. Hastaneden çıkışında dedi ki hani dövmeyle dedi annelik mi olur dedi psikolog. Ondan sonra hastanenin çıkışında da dedi ki, dedin ki sen. Yine hayır, de döveceğim şey, dedin, yine de döveceğim hayır, dedi. Hayır annem bak, bunları uyduruyorsun annem. O adam senin kafana nasıl girdiyse ben de o kadar şey gösteriyorsun ki. Öyle şeyler söylemezler yani, sen annelik yapamadın falan gibi. Demedi, zaten demedi öyle bir şey. Böyle bir yorum yapan psikiyatristler... Şöyle söyledi, şöyle bir örnek verdi. Şüphe ederim, hayır. Psikiyatristler böyle yorumlar yapmazlar. Onların böyle yorumlar yapmama adına zaten aldıkları eğitim var. Onlar onu yapmazlar. Davranış yani bozukluğu sadece vardır. Sadece derler ki şöyle davranın, böyle davranın. Hani onu da... Şöyle... Çok şöyle usulünce, bir şey. Öyle dizilerde izlediğiniz gibi değil yani, öyle değil. Demezler yani, sen ona annelik yapmadın diyen bir psikiyatrist varsa onu zaten ben psikiyatristinden şüphe ederim demezler. Sen şöyle ne... bir şey söyledi, dedi ki, hatta örnek verdi. Hı. Sabunu dedi, çok sıkarsan dedi, erir dedi, serbest bırakırsan elinden düşer dedi. Sen de orta yolu bul dedi. Tamam, öyle bir şey demiş olabilir ama hani sen... Sonrasında onu ilave etti.
Anladım. Yani telkinde bulunur, tavsiyede bulunur ama böyle şey yapmaz. Bak yine sonuca bakalım. Hastane çıkışında yine döveceğim dedi. Yine döveceğim dedi. Yani ben öyle ne anladım şey da bu demedim işte. Annem. Yavrum bak demedim. Ben bir kere anne bak bana kesinlikle karşı anne, niye ama sen beni böyle davranarak da sen beni böyle işte deli gibi çıkarmaya çalışıyorsun ama sen iyi misin anne? Annem ben seni niye deli gibi çıkarayım anne? Yok bu yalan, yok şu yalan, yok böyle, yok şöyle. Anne bak doğru söylediğine tamam diyorum. Ama bu psikiyatrist böyle dedi. O yalan zaten. Anne. Ben seni zaten. her gün mü döverdim Hilal? Niye dövdün her ben seni? Her gün dövmezdin de yani dövdün de eşeğinden gelinceye kadar döverdin. Hilal bak o adamla görüşme diyordum. Sen bak konu bu adam değil. Ben bu adamla da kaçmadım yanlış bir şekilde. O adamla gittin gördüm Hilal. Gittin. Ben eğer tamam bu adamla. Ben dedim ilk başta dedim ki bin arabaya dedim ben giderim. Benim ehliyetim olmadığı için de kendisi bindi kendisi sürdü. Tamam aldı gitti yani sonuçta. Bir de hani biz kaçmışız da şöyle olmuş da böyle olmuş da. Biz zaten sen dedin ki önden gitti. Niye bir ara demedi anneni bir ara demedi. Tamam beni bir arasın. Ben seni bak, aradım. Sakinleş. Ben seni o gün akşam aradım. Diyorsun tamam. Ki tehdit ediyorsun. Eve gel şöyle olacak. Eve gel böyle yok, olacak. Evimize gel annem diye yalvardım yakardım. Ya anneciğim anne. Bugün idare et. Yarın ben okuluma gidip geleceğim dedim. Öğretmenlerini aradım. Gelmedi Hilal. Ondan sonra tamam dedim. Kızım gitti. Kızımı götürdü gitti. Ya anne niye böyle yapıyorsun yani? Sen o gün geldin bize bıçak çektin. Kızım seni madem bıçak çektiyse seni o adamın yanında gitmesin diye sana bıçak çektiyse ben o adamla yalnız gitmek istemiyorum. Hayır ben o adamla 51 yaşındayım daha ben annem çıkmadım. Kızıyor ben anneme karşı gelemiyorum. Sana annen gitme onun yanında dediğinde annen seni çok mu kötü oluyor da şimdi sen burada annen hep eziyor mu burada? Seni eziyor mu burada annen? Ya bir şey söyleyeceğim. Bu adama niye konuşma hakkı veriyorsunuz? Niye konuşma hakkı veriyorum? Ben ilk defa görüyorum bu adamı. Nasıl ilk defa? Hilal. Yalan söyleme bak. İlk defa görüyorum diye anne, konuşma. Pardon ikinci. Çok yok, özür dilerim. Yok yok. Bak. Yanlış konuşuyorsun anne, bak, kızım. Yalan konuş. Söyleme. Düzgün konuş. Ya niye yalan konuşayım? Dedim ki bak 1 Ocak'ta sen ben de yine üstüme geldim. Ben bu adamı aradım. Eğer abimi arasaydım abim gelirdi döverdi zaten evde 3 kişiyiz. Gelirdi cinnet kopardı evde. Dedim ki gel dedim annem yine üstüme geliyor dedim. Geldik dedin ki sen önden git dedim. Ben önden bindim arabaya. Biz arabada oturuyoruz seni bekliyoruz. Sen pekala niye ailenden istemiyor şey yardımı hayır, da benim bir başkasından? Hayır benim lafımı kesmeyin. Ben bir şey anlatıyorum burada. O günü anlatıyorum. Saygılı konuş İlhan. Ben saygılı konuşuyorum. Benim lafımı kesmeyin. Tamam ondan yardım istiyor. Niye yardım istiyorsun sen ondan? Bindim arabaya annen ben bindim. Babaannemden teyzelerinden iste. Dayından iste. Amcan var. Halan var. Annem gitti. Yani tarafsız bir insan arıyorum ben. Annem yenge vardı. Ne diyecek? Tamam kızım annenin dediğini tut diyecek. Ben tarafsız bir insan arıyorum. Nasıl bir tarafsız, tarafsız bir insan? Tarafsız seni tarafsız. Babanın yaşında adam dudak dudağa fotoğraflarınız var. Sen bu adamı konu, tarafsız. Hayır konuşalım. Konu bu. Konu bu. Konu senin 18 yaşından küçük bir yaşından itibaren kullanılman. 17 yaşından beri, 18'e 17 yaşından aynen. Beri. 17 yaşında başladı. Ben hangi adım attıysam hepsinde annem haberi vardı. 1 Aralık bak. Günü boşanmış biliyor musunuz? Sen hangi gün kaçtın? 1 Ocak'ta kaçtım ama. O da 31 Aralık günü boşanmış. Daha boşanmasını adam zeminini kurmuş bile. 17 yaşındayken zeminini kurmuş. 18 yaşında kandırdı kızımı götürdü. Bak, ya, ondan sonra o fotoğraflar çekilip atıldı. 50 yaşında adamın. Yani neredeyse torunu olabilecek yaşlı bir kızla ne işi var? Dedim ben de aynısın dedim. Ne torunun işi var? Yaşında. Ya ne işi var değil. Bak konu şu an benim kiminle kaçtığım değil. Annem çok orada bana defol git dedi. Ben işte o kiminle kaçtığın işte o adam bak kaç yaşında adam babandan büyük bir adam. Ben o adamla torunun kaçsaydım yaşında. Sen beni önden gönderdin de sür arabaydı gidiyoruz derdim. Ama ben seni aradım dedim Hilal, ki anne sen neredesin Hilal, bak, dedim. O adamla dedim ki sen geleceğim dedi. Anne neredesin bak seni bir saattir bekliyoruz çok dedim. Çok değişik. Anne seni bir saattir bekliyoruz. Dur ya dedin yemek yiyeceğim ben dedim. Bekleyin dedim. Sonra arabaya bindin havluya sarmışsın. Havlu arabada. Havluya sarmışsın ne, bıçağı. Ne yemeği yiyeceğimişim? Kızım gitmiş ben ne yemeği yiyeceğimişim? Allah'ını seversen. Evde yemek Hilal suçlamayı bırak artık. Dedin ki bak, bırak, yemek bak. Yiyeceğim geleceğim dedim. Hilal tamam. Sonuç itibariyle seni biz kimin yanında bulduk kızım? Tamam ben Süleyman Aran'ın yanında. Tamam kim seni buraya getirdi? Tamam o getirdi. Tamam bitti. Kiminle senin fotoğrafların var? Tamam. Bitti. Onla olmuş yapamaz. Olabilir ama o ben niye kaçtım, adam. Niye gittim, kimse hayır, niye şey yapmıyor? Sen onunla sevgiliyim bile diyemiyorsun, o da diyemiyor. Fotoğraflarınız var,
Onu bile diyemiyor ben adam. Ben ona herkese inat çektim yani. İlla ki göreceklerini biliyordum. Neye inat kızım, neye inat? Neye inat, ben kafayı mı yiyecektim? Neye inat? O bana inat, çok şeyler yaptı, ben de ona yaptım. Bir sürü yalanını yakaladım. Diyor ki yalan söylüyor. Yahu neye inat, gel. Neye inat? Sen Süleyman'dan ayrılacaksın da çok özür diliyorum, Şerife Hanım mı varacak? Neye inat? Ya çok özür diliyorum. Kızım neyin inadı? Anneleriniz sizin yanınızdaki adamları kıskandığı için değil, doğru olmadığı için tepki aynen gösteriyor. Aynen, aynen. Vallahi. Sen mutlu olsan, vallahi doğru düzgün biri gelse, istese, evlenmek istiyorum dese, oturulur, konuşulur, bakılır. Herkes ister dediğim, çocuğu evlensin. Vallahi bizim konuşma evde bir tane bir evli bir adam gelip gidiyor. Niye kimse onu konuşmuyor? Telile, çünkü şey konumuz o benim değil. Şimdi sizden sertifika programını aldı. Siz de diyorsunuz ki bizim zaten bu programlarımız belli. Yapılacak şey var, yapılmayacak şey var ama biz kimseye de üfürükçü falan da şeyi vermiyoruz, diploması vermiyoruz dediniz. Sertifikası diploma vermiyoruz. Teşekkür ediyorum. Hiçbir şey vermiyoruz. Evet. Zaten ben de dün tahmin ettim. Yani kim olursa olsun zaten hani eğitim alanında hizmet veren hiçbir kurum ve kuruluş zaten böyle şeylere tevessül etmez. Evet. Olmaz da zaten. Ama sizin bir olayınız daha var. Siz de orada yaşıyorsunuz. Hilal'i anlatmak evet istediniz. Buyurun, sizi dinliyorum. Belki Hilal sizi dinleyince biraz daha anlar bazı şeyleri. Şimdi şöyle bir konu var. Ben iki olayı birbirine bağdaştırarak, çünkü biz soyadını bilmiyoruz. Dün yayınınızda sadece Süleyman var. İki olayı bağdaştırarak o Malazgirt Mahallesi'ndeki eski ofisine gittim. Abinizin artık kendisinin ofisini dağıttığı diyeyim. Bu ofise gittikten sonra bu Süleyman Bey'in soyadını öğrendim. Bizdeki aldığı bilgilere baktım. Bizim 100 eğitim programımız YouTube'da ücretsiz bir şekilde var. Bunlardan birini izleyip belirli karşılığı katılım belgesini aldım. O zaman da sertifika daha veriyor musunuz? Daha sonra oradaki insanlardan şunu öğrendim. Süleyman Bey'in 4 kez evlendiğini, 24-25 yaşında oğlunun üniversitede okuduğunu, abisinin olduğunu, mülayim bir ailede yetiştiğini öğrendim. Buna rağmen yaptığı her şey, o kadar iğrenç şeyler anlattılar ki şunu bile duydum. Bakın Süleyman Bey orada, arkadaşlarından da orada. Şunu bile duydum. Ofisi tutarken otomasyon işi yapacağını, yani sanayi vesaire temiz araçlarınızı tamir ettirip vizesini yaptıracağını söyleyip daha sonra bu işlere bulaştığını. İşte şundan el aldım, bundan şih oldum, bu şihin elini öptüm, şunu yaptım, bunu yaptım diye anlatmaya başladığını, daha sonra da bu olaylara girdiğini söylüyor. O konu burasıymış. Bir daha sonra hatta bir dedikodu oldu, onu size ilk başta onu paylaşmıştım ama o olay o olay değilmiş. Onu da söyleyeyim. Lakin bu adamın tüm Türkiye'den, dışarıdan, şehir dışından gelen insanlar bile olmuş. Benim burayla ilgili ekleyeceğim çok önemli bir şey var. Burada esnafa bile anlattığı, biraz belki konu dışı olabilir, bir konu var. Ben genç bir kadınla evleneceğim dediğini. Evet, evet, onu ben de duydum. Evet. Bakın benim genç bir sevgilim olacak, ben genç bir kadınla evleneceğim dedi. Çocukluk arkadaşından 40'ından sonra bu adamın sapıttığını söyleyen insanlar var. Bak Hilal, sen de bu mahallede, bu Konya'da yaşıyorsun. Gelip oradaki çarşıdaki esnaftan bu adamla ilgili bilgi alabilirsin. Ya biz toplum olarak hepimizin elinde akıllı telefon var. Ekmek oradan salak gibi mi bu gözüküyorum? Bu adamı bak, ekmek kuryelere yazıyorsunuz da ya bu neyin nesi diye hastalığının tedavisini yazmak hiç mi aklınıza geldi? Onu geçiyorum. Bu adamın herhangi bir sigorta kaydı var mı? Şimdi siz bu adama terapiye gidiyorsunuz, doğru muyum? Para ödüyorsunuz ilk gittiğinizde. Bedava yapmadı değil mi? Yapmadı. 2000 lira para aldı. Herhangi bir sigorta kaydı var mı? Bunlara baktınız mı? Bu adamın herhangi bir SGK'sı var mı? Belki levhası var. Ödemeyi nasıl yaptınız? Fişinizi, faturanızı aldınız mı? Bunlar var mı? Ne yazdı size? Üfürükçülük bedeli olarak mı yazdı? Telefonunuzu aldığınız zaman Hilal, sen bir sağlık problemi yaşadığını söyleyip psikoloğa veya psikiyatra gidiyorsun. Sana bir tanı koyuyor. Yapmadığımı mı zannediyorsunuz? Benimle mi? Bak. Şimdi şöyle bir yaşadınız durum var. Mı? Seni suçlamıyorum. Seni hiç suçlamıyorum. Konu beni suçlamanız veya onu suçlamanız değil. Burada, anneciğim burada sen onu niye koruyorsun? Gelsin kendisini kendi korusun. Lütfen, konu şu an onun özel geldiğinde hayatı, onun hayatı değil. Bir kere annem şu an gelip diyor ki üfürükçü. Annem
zamanında ya hocam işte benim şuram ağrıyordu da bir el atar mısınız? İşte şuram şöyleydi de bir el atar mısınız diyen de kendisi yani hayır, şimdi. Hayır. Yalan söyleme anne. Aileni kesinlikle savunmuyorum. Benim ekleyeceklerim bu kadar. Bizim ben çok teşekkür ediyorum aynı size. Zamanda, aynı zamanda bu terapi eğitimlerini yıllardır almış Damla Hanım yanında. Ben bu konuyla ilgili psikoloji, psikiyatriye girdiği için Damla Hanım'a vereceğim. Müge Hanım vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben öğrenmiş oldum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Öğrenmiş olduk. Hem böyle yani sertifika evet. programlarını ben önemsiyorum. Ya bilgi edinmek her yerde bunlar önemli. Aslında katılım. Ama bu katılım, üniversite mezunuyum. Ben de terapistim. Kağıtları verebiliyorlar. Ya ben de şuyum buyum demek anlamına gelmiyor. Aslında zaten Ali Bey de programa katıldı tamamen... diye bir belge niteliğinde... imzalı bir evet. belge Ali alıyorlar. Zaten bunların hiçbir geçerliliği ya da söyledi. Böyle terapiyle ağzımıza ediyorum. Almamamız gereken bir kelime. Çünkü tamamen profesyonel evet. anlamda evet. üniversite ben, eğitimi görmüş. Merhaba, size de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz de öğrenmiş olduk. Aslında şöyle söyleyeyim Hilal, sana Ali Bey hem bir eğitimci olarak hem de bir hemşehrin olarak sana kızım kendine dikkat et dedi. Tamam da onlar böyle işte günübirlik şeyle eğitimler veriyorlarmış da sertifikayı da böyle dağıtıyorlar mı şeker gibi? Hilal, bak şimdi ben daha farklı bir konuya değineceğim. Sen biraz önce itiraz ettin. Dedin ki üfürükçü değil konuşma terapisti dedin. Bak bizden konuşma terapisti adına bir belge ya da eğitim almamış çünkü alamaz. Bir kişinin konuşma terapisti olabilmesi için üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Psikolog olması gerekiyor, psikolojik danışman olması gerekiyor. Yani bu kişi tamamen sahtecilik yapıyor Müge Hanım. Bununla alakalı bu şahsın Sağlık Bakanlığı'na da bildirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu Türkiye'de çok ciddi bir suç Hilal. Yani sen şu anda hiçbir şey kabul etmiyorsun. Yaşı 50 yaşında, baban yaşında bunu da kabul etmiyorsun ama en azından şunu anlayabilirsin. Bu kişi konuşma terapisti olamaz. Çünkü bu kişinin mesleği psikologluk değil. Biz buna konuşma terapisti belgesi vermemişiz. Artı bir şey daha söyleyeceğim. Konuşma terapisti kimlere yapılır biliyor musun? Hekeme ise yapılır. Ay, bağlantımız gitti. Evet, çok doğru bir şey anlatıyordu Damla Hanım. Hilal'cim, yani sana şunu anlatmaya çalışıyorlar. Sana bunu söyleyen insanın zaten hani böyle bir şey de olmadı. Yani insanları kandırdığını söylüyor. Sağlık Bakanlığı da bence de devreye girsin. Daha tabii. önceki birçok konumuzda da devreye girdi. İhbar kızım, kabul ediyorsun. Yani gidiyorsun da nereye gidiyorsun diye annem baban soruyor. Anneciğim, nereye gidiyorsun? Ya bak yanındaki bir şey söyleyeceğim. Bak, ben... bak beni bir dinle kızım, bak beni bir dinle evladım. Bak hala çıkıp cevap vermiyor. Süleymanca bir cevap versin. Adam ben gibi istemiyorum. Bak senin koltuğun altına çünkü saklanıp ben cevap veremiyorum ben sana. Biriyle kaçmak niye için madem, kaçmadım. Bir saniye bir dinle bak bak. Beni bir dinle. Bıktığım için bak, kaçtım beni, ya. Beni bir dinle bak. Yanındaki şahıs seni bile koruyamıyor ya. Adam olup adam da ekrana çıkamıyor. Çıksın madem. Madem niye o da baba. Saklanıyor? Ben de babayım. Ben istemiyorum diye, çünkü. Niye saklanıyor? Konu o değil. Konu benim evlatım. Ben istemiyorum ya arkadaş, ben madem, istemiyorum. Siz oraya yazmışsınız. Hilal Baltacı, kayıp Hilal Baltacı bulundu demişsiniz değil mi? Ben niye kaçtım evden? Ben niye benim bana rahatlık mı battı da tamam, ben kaçtım bak, o evden? Ben sana çıktım. Diyorum ki gelsin konuşsun defalarca madem. Defalarca seni doğuracağıma taş doğursaydım deyip duruyordun. Yalan söyleyebilir, söyleyebilir. Benim annem bile söylüyor daha Süleyman'ın hayatı kimi ilgilendirir? Veya benim kiminle olduğum kimi bak, ilgilendirir? Bir saniye. Sevgili Hilal. Bir dakika şey yapacağım. Bir anne baba konuşsun. Onları ilgilendirir. Anneni babanı ilgilendirir. Hepimizi ilgilendirir. Bak kızım bak. Onları ben baba olarak arkandayım. Nerede yaşamak istersen, nerede durmak istiyorsan, nerede kalmak istiyorsan dinime imanıma arkandayım. Her şeyi sıfırdan ben yapıvuracağım. Ama gel babanın koltuğunun altına git. İle sığınma. İl sana bir şey verse senden bir şey almak, senden bir şey isteyecek. Karşılığında bir şey alacak. Bedava yapmıyor kızım o. Gel. Madem herif orada yanında... Sen önce Sefa'ya bir sahip çıkaydın da sonra gelip bana ikinci kızına şey yapan. Anneciğim bak. Ya, madem yanında herif gelsin bir konuşsun. Çıksın ben anne. Ben ona da sahip çıktım. Çıksın kendini onu sağ ol. Onu da duymak istiyorsan ben ona da sahip çıktım. Sen önce bir Sefa'ya sahip çıkaydın da ondan niye sonra gelip bana saklanıyor? Ne yapsan. Niye arkana saklanıyor? Ben ona da sahip gelsin, çıktım. Gelsin kendini sağ çünkü mevzu o değil. Bak, bakın tamam. Beni kimse anlamıyor. Mevzu o değil. Ya gelsin diyorum ya. Hilal'cim. Gelsin herif bize
Karşıma çıksın herif. Beni anlamıyor musunuz? Tamam, ben, karşıma çıksın. İşte bahsetmiyor da. Çok iyiydik. Herkes bir anda şey yapıyor ya. Çok iyiydik. Yavrum, çok iyiydik. Bak, o adam iyice bozdu. Madem herifse gelsin karşıma çıksın. O da baba. Ya herif de herifsin. Sana babalık yapıyormuş ya. Gel beraber yapalım sana babalığı. Gelsin madem. Ben niye gittim o evden ya? Gelsin karşıma gelsin. Gelsin madem. Ben o evden niye çıktım? Tamam, bunun cevabını versin. Tamam, bunun cevabını versin. Madem. Çıksın, niye saklanıyor sen de yanına? Dedim çünkü. Bak, sen koruyorsun, sen koruyorsun. Çıksın, kimsin yanımda, beni bırakmadın. Küçücük 18 yaşında. Herkes aldın elimden. Kızın arkasına saklanan herif gelsin ekranda ya, benim yanımdan konuşsun. En iyisi ben seni buradan, eğer onları da istemiyorsan bir arkadaşımıza zaten önce bir sağlığına bakalım. Sonra sen bir psikiyatriste gidip konuşmak ister misin? Biz seni anlamıyoruz, benim derdini anlayabileceğin. Damla oğluma teşekkür ediyoruz. Yani bir psikiyatristle konuşmak ister misin? Biz seni anlamıyoruz. Ya bakın Müge Hanım, ben hani... Tamam, biz seni anlamıyoruz ya yavrum, ben de anlamıyorum. Tamam işte, kimse anlamıyor. Seni anlayacak bir uzmanla görüşmek ister misin diyorum. Ya derdimi anlatıyorum. Siz diyorsunuz ki Süleyman Aran'ın geçmişi şöyle böyle. Tamam bak, üfürükçü diye tamam, annem çıkarmış olabilir. Ancak annem diyordu ki... İşte hocam benim şuram ağrıyordu. Tamam annem. Şuram ağrıyor. Sen onun yanında bana niye kimse demiyor kızım niye benim çıkmıyor? Şuram ağrıyor diye? Bir dakika Cuma durun. Cuma günü ben o niye adamla... Niye bana demiyorlar? Niye Şevki Hoca'ya demiyorlar oram ben ağrıyor Cuma diye? Cuma günü o adamla birebir kendim konuştum. Kendim. Ya güvenli ortamda eşim değilsin. Evet. Benim eşime yardımcı ol dedim. Bana resmini attı yanında. Siz kimse karar veremez. Naim Bey de var. Ben bunların hepsini söyledim. Birebir kendisiyle konuştum. Üfürükçüymüş. Üfürükçü, bana eşinizin dediği resmini atın, ben ona göre size muhabbet... Cuma günü konuştum ben onunla. Bak, gel kızım. Bak, ben senin arkandayım. Anneciğim, ne olursun ne olursa olsun gel. Gel anne. Bak yaslanma, o adam gel. Seni ne zamana kadar koruyacak? Bak, şu anda bile şu anda senin arkana arkana gizleniyor. Saklanıyor arkana. Gelsin herif ise. Siz niye şey yapıyorsunuz? Niye beni saklanıyor? Tamam gelsin. Masasını ben istemiyorum. Biraz önce Naim Bey de geldi. Ne zamana kadar koruyacak seni? Bak istiyorsunuz dedi. Seni ne zamana kadar koruyacak? Biraz önce Naim Bey de geldi. Dedi ki sordu. Çıkmak istiyor musunuz ya, dedi. Sormasın. Ben dedim çıkmasını sormasın. İstemiyorum dedim. Ben yanındayım diyebilsin hadi. Ben yanındayım diye çıksın yanına bilsin. Dursun. Vallahi yanımda olmasa sen gitsin. Tamam dursun herifiz hadi. Vallahi yanımda olmasa sen gitsin. Uçakta ne halim varsa gör. Ben evde oturacağım, seninle uğraşamam da diyebilirdi. Niye saklanıyor? Senin bak, manevi baban mıymış ya? Dursun yanına madem. Yanına dursun. Öyle şey dursun. Artık tek konuşundur ne olur ya. Hilal Hanım. Manevi babansa yanında dursun. Evet, toz konduramıyor kendisine 33 yaş büyük üfürükçü sevgilisi. Üfürükçü lafını özellikle söylüyorum çünkü biz de aradık. Evet, bunu toptan bu memleketten silmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın hep diyorum ya, bir adım öteye gitmek, bir adım öteye gidebilmek için bundan vazgeçeceğiz. Bakın aramızda Şeyma var. Şeyma da çocuğuyla görüşemediğini söyleyerek programımıza başvurdu. Mesela o da diyor işte, kayınvaliden bana büyü yapıyordu. Ben de bunu eşime gösteriyordum. Bunlara inanmaktan vazgeçin. Ben hep şöyle büyüdüm. İnanmazsan tutmaz. Ama inanmayın. Artık inanmayın. Kimisi o yazılan kağıda inanıyor. Gösterdim size geçen gün nasıl cips paketinin içine koyup gazete kağıdını muska diye birilerine verdiğini. Kimisi ona inanıyor, kimisi taşa inanıyor. Bu taş enerji verecek. Kimisi böyle, ya vazgeçin bundan ya, siz kendinize inanın rica ediyorum. Aklın yolundan, bilimin yolundan, ilimin yolundan gitmek zorundayız. İnanın bana, yaşadığımız birçok problemin nedeni bu. Evet Hilal'cim. Efendim. Tekrar merhaba. Merhaba. Dün gittin, Doktor Tuğba Erdoğan'la görüştün. Buradan kendisine de selamlarımı iletiyorum. Ama önce yayın sonrası Şerife Hanım gitti. Ya annen resmen ayaklarına kapandı be kızım. Yine bir izle görüntüleri yine lütfen. Kapanacağım. Bir izle, ona göre kararını ver, olur mu? Yine kapanacağım kızım. Denize düşünce yılana sarılan anne Şerife Tatağ'ın medet umduğu üfürükçünün yanında bulunan kızı Hilal Baltacı için araştırmacı gazeteci Müge Anlı bir çözüm yolu sunmuştu. Çok küçüksün ve çok güzelsin. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak denen bir şey vardır işte. Yani seni bu şekilde, senin bu boşluğundan, senin bu psikolojinden faydalanıp senin yanında dolaştıranlar utansın. Gel bir uzmana gidelim, seninle bir konuşsun, sen de derdini ona anlat. Niye sana ilaçların içirmediğini de anlat yanındaki adamın. Yayınımızın ardından günler sonra ilk kez
18 yaşındaki kızını karşısında gören anne evladına sıkı sıkıya sarıldı, doyasıya öptü. Annem bir telefon bulacak. Annem. Babam benim annem. Annem 17 gündür sesini kapamam. Ve geceler uyuyamam, annem uyuyamıyorum. Annem sensin. Ne olur annem ya. Bırakma, bir sarıl bana ne olursun ya. Annem ne olur. Şerife Tatağ'ın tek isteği evladını geç olmadan evine geri götürmekti. Kızına yalvararak kucak açan, ayaklarına dahi kapanan gözyaşlı anne ikna mücadelesi içindeydi. Ne isterse yapayım, yanımda olmasını istiyorum kızımın. Başka adamlarla gitmesini istemiyorum ben kızımın. Ne olur annem ya, ne olur annem, bak kokuyorsun daha bak. Aklım daha ermez, kötüye ye. Ne olur anneciğim. İstemiyorum. Ben biraz daha kafa dinleyeceğim. Hayatımı kuracağım bir şekilde. Tamam, görüşmek tamam bundan sonra şey yapalım annem, ne olur. Bir süre uzak kalmak istiyorum. Bir süre. İstemiyorum düşünüyorsun beni. Ben zamanında çok düşündüm anne. Tamam, şimdiden sonra düşünelim, tamam, ne olur. İçeriye olur, girmek istiyorum. Yalvarıyorum. Baksana ayaklarımı kapanayım. Gitme. Adamla gitme, ne olursun annem, ne olur. Ne olur o adamla gitme Allah'ım. Ben istemiyorum ya. Ne olursun annem, gitme adamla, gitme Allah'ım. Bırak beni. Ne olur. Kendisinden 33 yaş büyük sevgilisine toz kondurmayan Hilal Baltacı, sorulardan da sorunlardan da yine kaçıyordu. Kullansaydı ben kullandı söylerdim yani. Evet anne, bu adam beni kullanıyor derdim yani. Ama o resimler var anneciğim, o internete atmışsınız. Ya bir şekilde tabii ki duygusal bir şekilde bağ olmuş olabilir de yani. Ben konuşmak istemiyorum. Söylediğine göre Hilal Baltacı için ondan bahsederken yüzü gülse de 33 yaş büyük 4 çocuk babası sevgilisi geçiciydi. Hani illaki bir gönül ilişkisi olabilir ama hani aman aman işte ölürüm şeyi değil. Yok. Ama paylaşım, sosyal medya paylaşımlarınızda çok sevdiğinizi dile getirmişsiniz. Beraber fotoğraflarınız. Bir şekilde yani göze aldık yani. Ben göze aldım. Hani bu da benim hayatım. Ben işte takmıyorum ya öyle. Kendimi güvende hissettiğim bir ortamdayım en azından. Hani aşktan ziyade benim için en önemli olan şey güven. Gönül ilişkisi var ama dediğim gibi ölüp ölüp bitmiyorum, dirilmiyorum yani. Şey yapmıyorum. Sadece güvenli bulduğum bir ortamdayım. Bir süre sonra zaten kendi ayaklarımın üzerinde durmayı planlıyorum. Hani ömür boyu onunla geçirecek değilim. Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Daha çok genç. Ve Hilal Baltacı stüdyomuzdan ayrılarak profesyonel destek almak üzere. İşte zaten asıl konu da bu. Yani Hilal, sen de çok emin değilsin bence duygularından. Hani ölüp ölüp bitmiyorum diyorsun ya. Gerçekten birine ölüp bitmiyorsan onun yanında durmanın da bir anlamı yok kızım. Gerçekten yok. Yani bence yanındaki kişi de senin için ölüp bitmiyor ki tutup da elinden. Evet kardeşim, arada yaş farkı olsa da biz birbirimize aşığız. Ben onunla beraber olacağım hayatımın sonuna kadar diyemiyor. Sen de diyemiyorsun. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben şimdi hani işte siz diyorsunuz ya sevgilisi, sevgilisiyle kaçtı. Ben sevgiliyle kaçmaktan ziyade ben o alemden gitmek istedim. Yani hani bir baskı var yani sevgiliyle kaçtı. İşte ona, sevgili... onun baskısı var Müge Hanım. O adamın baskısı hayır. Var. O adam hayır. Beynini o kadar yıkamış ki sağlıklı düşünemiyor ki benim çocuğum. Sağlıklı düşünememezlikten değil. Hanım, ben ne sevgili olduğunu iyice söyleyebiliyor. Ne bir baba olduğunu bir söyleyebiliyor. Sağlıklı konuşmuyor şu anda benim Müge çocuğum. Hanım, sevgilin demeye utanıyorsun bence. O her ne kadar seni övünç vesilesi olarak kabul etse de dün söylediğim gibi sen sevgilim demeye utanıyorsun. Ne hissettiğini de tam olarak bilmiyorsun. Biraz da inat yapıyorsun ama olmaz. İnat değil. Hani bizi adam edecekmiş ya. Bir dakikanızı tamam, alabilir miyim ya? Gel kızım yanımıza, gel. Bir dakikanızı alabilir buyurun. Miyim? Buyurun. Ben 1974 Kıbrıs Gazisi evladıyım. Benim babam 19 ay önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Benim babamın 5 tane evi var. Diliyorsa bak, diliyorsa, istiyorsa... Antalya'da da var evimiz. İstiyorsa oraya kurarım evini. 5 tane evim var da bize niye küçükken bir tane ev vermedin de biz gecekonduda yaşadık? Sen ne konuşuyorsun ya? Hayır sen... Bak şimdi gecekonduda yaşamadın kızım. Bak hiç merak etme. İstiyorsa annemin orada, annemin bizim kendi kasabamızda 2 katlı evim var. Ben tavuk çiftliği kurdum. Şubat'ta bu işe başlayacağım. Gelsin başında patronu olsun. Bak patronu olsun. Ancak zaten sen benim tavuk çiftliğinde patron yaparsın. Niye tavuk çiftliği anne, kötü bir yer mi valla? Beni patronum. Çağırsa giderim ben şimdi ne güzel. Kötü bak, bir kızın tavuk çiftliği Allah Allah herkes...
İşte kafamı samimi söylüyorum bak, yemin ediyorum bak, şu anda faaliyetini kurdum. Şubat'ta tavuklarım gelecek. Beni bir gelsin dinler. Başında vallahi patron olsun. Ya tavuk çiftliğini beğenmiyorsun ama dün bizi arayan oldu. Bağlanır da yayına. Traktörün her şeysi var. Sizin kafeteryada yanındaki adamın sana muska yazmayı öğrettiğini iddia ediyorlar. Sen ne yapacaksın? Üfürükçünün asistanı mı olacaksın tavuk çiftliğini beğenmiyorsun da kızım? Biz muska tamam, onu da ya. Seviyor Müge Hanım. Merak etme, bu programa çıkan herkes... Her şeyini insanlar görüyorlar, arıyorlar. Allah razı olsun. Ben hep söylüyorum, ben bu programı milyonlarca kişiyle yapıyorum. Bakın, konuşturmadığınız için çıkmıyorum. Biraz söz hakkı verirseniz zaten çıkacağım karşınıza. Tamam, çık da konuş. Bak hala söylüyorum. Ya, hala konuşuyorum. Bir sus da konuşsun. Şimdi bakın. Ablacığım, bir bakalım bakın. Bir şeyler söylesin. Böyle dinleyelim. Benim şu andaki bu kıza yardımcı olma sebebim benim... Babası var artık. Geç yardımcısını, geç. Bakın, değil artık. Bakın, ya sus ya, ne babası? Ne babası şu an babası? Tamam. Bir sus, bir dakika. Bırakacaksın o kızı. Sonuna kadar arkasındayım kızımın. Canımı ortaya koydum, sonuna kadar arkasındayım. Seni bırakmayacağım. 20 yaşına da gelse, 30 yaşına da gelse bu işin peşini bırakmayacağım. Bırakırsanız gidin, nereye giderseniz gidin, bulacağım, bulduracağım. Susturulmuş kadın ya. Bulduracağım, bulduracağım. Sana siz, bırakmayacağım. Siz tehditlerle. Ulan Süleyman, sen bir erkekle olan bir yere bu aynı yaptığı tavrı yapabilir misin lan? Tehditlerle sana gel. Sana diyorum lan. Tehditlerle. Tamam, ben tehdit ediyorum. Elbise çık karşıma, karşılık bir bana. Az önce bir şey erkek söyledim. Söyle. Çocuğun arkasında duracak mısın? Ne? Durma. Söyle bakayım ne söyledim. Söylediğin sözün arkasında sen duracak mısın? Sen ne söyledin de ben arkasında duracağım mı? Evet veya hayır de ben sözünü söyleyeceğim. Neydi ben? Neydi söylediğim? Yok, önce bir söyle. Önce bir söyle ne söylediysen ben arkasında söyle duracağım. Bakayım. Çık karşıma, seni destekleyeceğim dedin az önce. Tamam, kabul. Kabul. Vallahi da kabul, billahi da kabul. A bu kadar insan sözünden var. Dönen. Yemin. Hayır. Ama herif dönen... gibi çıkacak karşıma. Neyin sözünü verdiriyorsun? Neyin sözünü verdiriyorsun? Tamam çıksın. Neyin sözünü verdiriyorsun? Bir dakika çıksın. Elimize çıksın neyin abi. Neyin sözünü verdiriyorsun? Tamam arkasındayım. Verdiğim sözün arkasında. Kabul bu mi? Kadar insan. Çık elimizden hadi. Hadi elimizden çık. Dedin ki. Çocuğumun giydiği gömlek üstünde bir saniye. Sildi. Ben verdim. Bir saniye. Sen neyin sözünün arkasında duruyor? Ama bak serime çık. Mahşerime çık ki ben sözümün arkasında duruyorum. Dolandırın ya! Bırakın kendini yüzüne. Ya niye bağırın? Kızımı bırakmayacağım sana. Madem erimse... Canımı ortaya koyacağım. Bir bakayım ulan ben bu. Ulan sen bu erkek olan bir aileye bunu yapabilir misin? 17 yaşındaki çocuğun peşinde olduğunu bir görelim. Bu mu? Yapabilir misin? Şu diğerini görmüyor musun? Gel lan hadi gel. Vay. Gel. Süleyman Bey dinlesin çünkü kızı telefon attığımızda. Gelsin. Hanımefendi günaydın yavrum, günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş kızım geldin canım benim. Sen kaç yaşındasın yavrum? Dur. Sen kaç yaşındasın? Dur bir şey kızım. Ben 25 yaşındayım Müge Hanım. 25 yaşındasın canım benim. Yavrum bak. Buyur canım. Müge Hanım, Hilal'in yani çocuk Hilal, onun 18 yaşındayken arkasında durduğunu söyleyen bu adam... Kardeşlerim 4 yaşındayken, ben 7 yaşındayken arkamızda durmadı. Bıraktı gitti bizi. Şu an ekranlarda söylediği yalana Konya inanmıyor. Sadece Hilal inanıyor. Yani bu gerçeği sadece biz bilmiyoruz. Bütün Konya biliyor. Herkes gördü. Bu aleni bir şekilde ortadaydı. Bir de Şerife Hanım babasıyla önünü kesmiş. Görüşmesini istememiş. Boşanmışlar. Bizde öyle bir durum da olmadı. Olabilir. Benim annem aklı başında bir kadındı. Boşanabiliriz. Bizim önümüzü hiçbir şekilde kesmedi. Onunla her zaman görüştürmeye çalıştı. Babanızla görüşün. Onu her zaman bize yaklaştırmaya çalıştı. Biz bu şekilde gördük onun gerçek yüzünü. Onun hakkında her şeyi biliyorum. Nasıl bir insan olduğunu çok iyi biliyorum. Hilal'i nasıl kandırmış olabileceğini bile biliyorum. Çünkü biz de çocuktuk. Bizi de çok kez kandırmaya çalıştı. Bizi de ailemize karşı doldurmaya çalıştı. İnsanların en ufak zafiyetlerinden, en ufak zayıf noktalarından kendisine çekebilecek bir insan. Ağzı çok güzel laf yapar Müge Hanım. Evet. Çok güzel kandırabilir çok bir insanı. Yani size anlatır, siz bile inanamazsınız. O derece kabiliyetli tamam, bir insan. Büyüye kesinlikle inanmıyorum. Zaten öyle bir şey yok. Öyle bir kabiliyeti yok. Konuşuyor. Kimsenin yok. Çok güzel ağzı laf yapar. Sözleriyle kandırmış çocuğu.
şu an elinizden geleni yapın, inandırabilir misiniz bilmiyorum ama bir sene veriyorum, bir sene içerisinde o kız onun gerçek yüzünü görecek. Hiçbir kadının arkasında duramadı, hepsini bıraktı, bir başkasına gitti. Benim annemi aldattı, bir başkasına gitti. Onu bıraktı, bir başkasına gitti. Onlarla olamayan, kendi dengi, yaşıtı olan insanlarla olamayan bir çocukla asla olamaz. O kız zaten şu an ailesiyle arası kötü olduğu için, aslında birbirlerini kullanıyorlar bir nevi. Ailesiyle arası kötü olduğu için ona sığınmış durumda. O da ondan destek görüyor. Sözlerini dinliyorum. Ben de bir zaman sonra kendi hayatımı kuracağım. Şu an aslında o da ondan destek alıyor. Ortada bir sevgi, bir inanç olduğunu düşünmüyorum. O güvenilecek bir insan değil. Sen kimsin kızım? Senin anlattıkların yetmedi. Sen kimsin kızım? Artık bu insanları rahat bırak ya. Kimsin? Senin kızın lan, senin kızın sana söylüyor. Bir dakika beyefendi. Senin kızın söylüyor sana. Bunu senin kızın söylüyor lan. Bu zamana kadar. Senin kızın lan bu konuşan. Senin kızın lan bu konuşan. Bakın. Kızın bu, senin kızın. Senin kızın. Küçücük çocuk o. Ne istiyorsun küçücük çocuktan ya? Bir şey söyleyeceğim. Bizim aramızdaki olan şeyleri kızıyla ilişkisine, aralarındaki olan muhabbetle, şu anki konu bizim ikimizin arasındaki şey değil. Babam bana babalık yapmadı deyip yanında deden yaşında adama gidersen onun da kızı bağlanıp babam bize babalık mı yaptı ki şimdi gidip küçük çocuğu sahipleniyor der. Aferin kıza da. Kız da kendi yaşadığını anlatıyor. Yıllarca bakıldı onlara, yıllarca. Efendim? Yıllarca bakıldı onlara. Yazıklar olsun, ben bir şey demiyorum. İşte onlar da aynısını söylüyor daha, işte beyefendi. Daha, Arif Bey ile Şerif Hanım da aynı şeyi söylüyor. Daha 3-4 ay öncesine kadar kimin evinde oturuyorlarmış sorar mısınız? Kızısınız, bakacak bakmakla mükellefsiniz. Baktım zaten ama neden bu... Böyle bakmadı yani. Tabii bakılıyor. Tabii bakacağım lan. Şimdi bakın. Hayır, siz kızınıza cevap verin. Karşımda, karşımda ekrana çık. Gel nikahını yapacağım diyen bir baba. Ben çıktım. Tamam, yerim sen. Sonuna kadar da arkasındayım. Duracağım. Gel. Bir yıl diyor ya, iki yıl diyor ya, beş yıl. Ömrüm yettiği sürece. Eğer ben ona zarar verdiysem, gel. Alıyorum. Satacak. Neye şahidim? Diyorum ki, bir yıl sonra satacakmışım ya, ya da beş yıl. Ömrüm yettiği sürece, herhangi bir başına zarar getirirsem, siz burada şahit olun. O lafı dün ben de söyledim Hilal'e. Benim yanımda. Benim de fikrim o. Benim insan yanımda. 33 yaş küçük kendi bir çocuğu yanında tutmasının ne gibi bir manası olabilir? Benim olabilir. Yanımda hangi... Orada değil, benim yanımda gidiyorsun? Hangi sıfatla kalmak istiyorsa özgür... Ben bak, size... Böyle anlaşamıyoruz. Bir dakika. Böyle anlaşamıyoruz. Ben önce size... bir dakika, bir sakin olalım. Süleyman Bey çıktı. Annem. Süleyman Bey'e de bazı sorularımı soralım. Annem. Bir kere ben Süleyman Bey'in bir niyetini de öğrenmek istiyorum. Kızına da cevap versin. Bir araya vereyim. Lütfen sakinleşin. Gel. Aslında neden herkesin neden sinirlendiğini anlıyor. Bazen yemin ediyorum. Ben biliyorsunuz ben cinayetlerle uğraşmayı seviyorum. Bak çok açık ve net söyleyeyim. Fakat buradan kendimizi ben de dahil olmak üzere diyorum ki... Ya diyorum bir karga yavrusunun peşini bırakmıyor. 20 kişi bütün sülale toplanıyorlar da kediye bırakmamak için uğraşıyorlar da. Biz diyorum insanlar evladımızı yavrumuzu bırakacak mıyız diyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Bazen kendimizi gerçekten o karga gruplarına benzetiyorum. O kendilerini parçalayan o yavrularını kurtarmak için. O yüzden de... Ne yaparsın? Kendi kızı da nereye gittiğinden haberi olmadığını söylüyor işte, bizi de bıraktı gitti diyor. Süleyman Bey benim anladığım kadarıyla evlenmek istiyor. Bir reklama girelim Süleyman Bey. Diyorsunuz ki ben sizin kızınızı satarsam falan da Müge Hanım şahit olsun. Evet. Bakın hayat hepimiz için aynı şekilde ilerliyor. Evet. Sizin yanınızdaki kız daha 18 yaşını 18 gün doldurmuş bir kız. Tamam. Gel. Yani
Siz bu kıza kaç yıl vaat ediyorsunuz? Nasıl bir hayat vaat ediyorsunuz? 10 yıl sonra yerinizden kalkamazken bu kızı kendinize bakıcı olarak mı almayı düşünüyorsunuz? Bakın çok şey bir tabir var. Ben burada duydum. Ama bu halk tabiri kızım, söylemek zorundayım. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Ben herhangi bir zorlamada bulunuyor muyum? Beyefendi yani siz evlenip de evlenip bu kıza ne vaat ediyorsunuz? Beyefendi siz bu yaşa kadar 6 tane kadını eskitmişsiniz de bu kıza ne vaat ediyorsunuz? Bu kıza ne vaat ediyorsunuz? Siz bir erkek olarak ne vaat ediyorsunuz? Siz uzaktan yanımda genç bir kız var bizim diyerek bunu gurur vesilesi olarak görebilirsiniz ama hayır. Biz hiç öyle düşünmüyoruz toplum olarak. Hayır, bunun arkasında çok çirkin şeyler arıyoruz. Hiç kusura bakmayın. Bunlar söylentiden ibaret. Bu arada şöyle söyleyeyim, sizin 27 Haziran 2021'de şüpheli olarak bir davanız da var. Tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklarla ilgili bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna aykırılıktan. Bu nedir? Açık mı şu an o da? Evet. 677 sayılı kanuna muhalefet. Konya. Şüpheli. Öyle bir bilgim yok. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Bu devlet bunları tutuyor. Hiçbir şeylerin ilgisi yok. Bunu da görüyoruz. Yani ne demek bu yani? Tekke ve zaviyelerle türbenin seddine, türbedarlıklarla ilgili bir takım unvanların ilgasına. Ne yaptınız da yani? Ben de bilmiyorum. Şu anda haberim arıyor. Ne yapmışım? Benim kızımla uğraşıyor. 17 yaşında çocuğuyla uğraşıyor. Onlarla... 27 Haziran 2021. Bir saniye. Ne yapmışım ki? Öyle ya. Vallahi ne bileyim sizin bu suç kayıtlarınız, sizin haberiniz yok mu? Sizi çağırmadılar mı bununla ilgili? Hayır. E-Devletim'de de açıyorum, öyle bir kayıt yok. Çağırırlar o zaman, bu zamana kadar çağırmadılarsa bundan sonra diye düşünüyorum. Gerçi sene geldi. Bunun mutlaka 1,5 yıl olmuş. Yani mutlaka savcılık ifadenizi almış. Adamın arkası pislik içinde. Sen onu taşıyamam anneciğim. Beyefendi çok merak ediyorum. Bunu Hilal'den bağımsız olarak soruyorum. Bir beyefendi karşıma alabilir miyim? Cevap verip vermemekte de özgürsünüz. Buyurun. Bir alayım beyefendiyi karşıma. Gerçekten çok merak ediyorum. Yanınızda ergenliğini çok zor geçiren... yani hani evde annelerin babaların baş edemediği bir çocuk var. Evet. Tamam, olmuş olabilir. Bir dakika canım benim. Bir dakika. Bak bu yüzden geçinemiyorsunuz. Dinlemiyorsunuz çünkü. Evet. Yani siz de koca kaç çocuk babası, kaç evlilik geçirmiş bir adamsınız. Tamam. Bu çocukla ne yapmayı planlıyorsunuz siz? Yani neden? Ya bunu gerçekten bir şey olarak merak ediyorum. Hani şimdi Freud'a bakıyorum, bilmem neye bakıyorum, psikiyatriye falan filan. Hani eğitimlerim de buna müsait de. Ben hani bunu yaşayan birini bulmuşken bizzat sormak istedim. Yani niye kendinizi böyle şarlatan durumuna düşürüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz o küçük çocuğun elini tutunca, o küçük çocuğu öpünce, yani öyle fotoğraflarınızı yayınlayınca hissettiğiniz ne? Benim tarafımdan yayınlanmış herhangi bir fotoğraf yok. O yayınlasın. Onu da inadına yapacağım dedi. Yapma dedim. Yapacağım. Yani siz kendi iplerinizi o çocuğun eline mi verdiniz? Hayır hayır. Sustum. Dedi ki benim göndermem gereken birileri var, ben göndereceğim. Beyefendi. Yapma. Beyefendi yapacağım. İnsan tamam. Olur mu canım? Tamam, olur mu? Sustum. Yani bir dakika, olur mu? Sustum. Bir insan hayır. Benim istemediğim bir şeyi benim yanımdaki kişi bana nasıl yapabilir? Siz bir erkek olarak kaç yaşında bir adamsınız? Kaç yaşında bu adam? Şimdi... Yanındaki 17 yaşındaki çocuğun şeyle mi hareket ediyor? Sırf bu yüzden bile ben bunların annesi babası olsa o çocuğu sizin yanınıza vermem. Siz o çocuk ne isterse siz onu mu yapıyorsunuz? Siz onun kuklası mı oldunuz? Kukla olarak değil. Bu kuklalık. Hayır. Bunun adı kuklalık. Ben istemiyorum. O istiyor, beni öpüyor zorla, fotoğrafımı çekiyor, Instagram'a koyuyor dediğinize göre internete. Yani siz onun yapma kuklası diye mı oldunuz? Çok zorladım. Dedi ki bana burada müşahede et, göndermem gerekenleri var. Yapma bak. Böyle bir şey yanlış. Yapma. Siz öyle mi yaptınız? Yoksa onun çevresindeki erkekler sizinle öpüştüğünü görünce kıskandığınız için bunu mu yapmaya çalıştınız? Kimse hangisi? Kimse kalmamıştı ki, zaten yoktu bana gelince. Peki siz onun yanında yani dolaştığınız zaman insanların size nasıl bakacağını düşünüyorsunuz? Hani az önce evlilik teklif ettiniz biz ya çocuğa. Biz onunla edepli, adaplı gezdik. Tamam, o çocuğa az önce evlilik... Ya bırakın Allah aşkına, imam nikahı... İmam nikahı niye kıyılıyor beyefendi? İmam nikahını kıyılmasının nedeni ne? Şimdi burada açık açık da yani... Yapmadım. Böyle bir şey yapmadım, kıymadım da. He. Yapılmadı yani, yapılmış olsaydı derdim. Tamam. Böyle yaptık, yapmaya, yapmaya niyetiniz neydi? Vardı. Yapmaya niyetlendiğiniz gece neydi yani? Gece? O niyet neydi? O gün imam nikahı kıyma niyetinizin altında yatan şey neydi? Niye kıyılıyor imam nikahı? Bakın biz böyle bir şey yapmadık. Yapmış olsaydım bir dakika derdim ya. Bundan sonra da evlilik yapmadım. Teklif ettiniz ya. Ben de şunu soruyorum. Ben bunu şunu soruyorum yani. Şunu merak ettiğim için soruyorum. Ben mesela yanımda 17 yaşında bir erkek çocuğunla dolaşmaya utanırım.
Yani siz o bu 17 yaşında bu kız çocuğuyla dolaşmaya... Hayatım sen bir kenara çekil, seninle konuşmuyorum. Biz onunla daha yaşıtız, o beni anlıyor. Ne düşünerek siz bu çocuğun elinden tutup dışarı çıkarmayı düşünüyorsunuz? Yani ne? Hani çünkü o sizin neredeyse torununuz yaşında. Tamam. Torununuz olsa elinden tutup markete falan götüreceksiniz. Ne tamam. niyetle böyle bir şey yapıyor? Bu size ne hissettiriyor? Ben ona bir söz verdim. Sözüm var. Sözü bırakın. Duracağım. Sözü bırakın. Ben sizin durumunuzu soruyorum. Sözüm sizin de, ruhunuzu duracağım. Soruyorum. Söz var. Beyefendi. Bugün herhalde bu ülkede benim devlet... Yanımda. Bakın bu ülkede devlet kurumlarının haricinde... En az 100.000 kişiye ulaşıp yardım eden kişi benim. Ben yardım ettiğim tamam. kişiye bir daha telefon açıp nasılsın diye bile sormam. Yardım yapılır, tamam. denize atılır, Allah bilir. Ha. Diyorum ki ben size. Ben sözümde duracağım. Bana benim bağışçılarım yanımda. Da, benim bağışçılarım da nereye veriyorsun diye bile sormaz. O yapar bağışını ha. çekilir kenara. Sizin sözünüzü ben bırakıyorum. Diyorum ki bu kızı elinden tutup sokakta gezdirebilecek misiniz diyorum karınız olarak. İsterse evet. He, o isterse. Evet. Çünkü siz kuklasınız az önce Hayır, dediğim kukla gibi. Hayır, kuklasınız. Bak burada kendinizi Şimdi itiraf ben ona etmiş dedim oluyorsunuz. Ki, bunu benim yanımda zaman, hangi sıfatla millet... kalmak istiyorsan... Beyefendi sizin niyetiniz önemli. Bana ne ya? 100 kişi sizinle evlenmek isteyebilir. Siz kiminle evlenmek istiyorsunuz? Kime ne? Az önce bunun adını koy dediğinizde... Hı-hı. Babası da tamam gel nikahına kıyalım arkasındayım dediğinde... Gel, ben de kalktım. Ben de kalktım. Sizin karşı huzurunuza teklif ettim. Ya oyun mu oynadınız Buyurun. Yani? Hayır oyun değil. Gerçek. Teklif ettim bu bir gerçek. Gerçek. Gidelim niye belediye. Niye ondan o zaman iki dakika önce teklif etmeden önce de siz sevgimi yanlış anladınız dediniz bana? Hayır yanlış anladınız demiyorum. Bir dakika. Sevgi var sevgi var Bak, dediniz yanlış anladınız ben, dediniz. Benim onunla sevgim var mı? Var. Hı. Ben diyorum ki. Ben de diyorum ki size. Benim bu, yanımda hangi bu sıfatla? Bu ergenlik sıkıntılarını tavanda yaşayan bir çocukla. Tamam. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Niyetiniz ne diyorum? Diyorum ki Bak, hangi sizi sıfatla, kukla etmiş. Hangi sıfatla? Bak sizi yanımda... kukla etmiş. Sizin tamam. dudağınıza yapışıp fotoğraf çekiyor siz istemediğiniz halde. Tamam, ben Alıyor fotoğrafı değilim. Çekip yayınlıyor. Ben o isterse değilim. Evleniyorsunuz, o isterse konuşuyorsunuz. Bu ben size... şikayetçi değilim. Ha, ne hissettiriyor halimde. Diyorum. Ben şikayetçi değilim halimde. Valla size bir şey söyleyeyim mi? Kocaman ben, adamsınız. Gerçekten onun... sizin gazozunuza ilaç koymadan sizin dudağınıza zorla yapışacağını düşünmüyorum. Demek ki bu kız size öyle bir şeyler de yapıyor. O ne istiyorsa ben onu yapmaya hazırım. Daha önceden de söyledim. Sizin kişiliğiniz Şimdi de yok söylüyorum. Mu beyefendi? Sizin kişiliğiniz yok mu? Bakın ben benden vazgeçmişim. Hı. Benimle hangi sıfatla yürümek istiyorsa yanımda. Yürümek istemiyorsa da yanımda. Ne isterse de yapabilir anladığım kadarıyla sizinle evlendiği zaman da. Ne isterse derken? Ya ne isterse yapabilir. Tabii yanlışlığa düşmeden ne isterse. Niye sizinle de bir yanlışı var? O da, nasıl mazur görüyorsak? Sizin yaşınızda Hayır. bir adamla beyefendi yanlışsız bu kız kaç yıl sizin yanınızda yaşayacak? Kaç yıldır sizin yaşınıza yaşayacak size göre yanlış olanla? Bunun çevresine 20-25 yaşında delikanlılar çıktığı zaman bu kız sizinle mi kalacak? Sizinle mi kalsın ayrıca? Niye böyle bir hayata kendini mahkum etsin? Yani. Ben öyle bir şey yapsaydım baştan zaten bilip Sen kendinden küçük çocuklarla genç karım yapacak diye gezerken o niye dedesi yaşında bir adamla hayatını kurduyorsun? Şey Hadi ver cevap. Ben öyle bir şey Herkes söylemedim. Arıyor. Herkes arıyor. Arasına. Orada çıkar tek tek de konuşurum. Bakkalından kişi... şakkalına kadar. Tamam, Benim şu buyurun. Soruma cevap verin. Siz bu kızla gönlünüzü eğlendireceksiniz diye. Bu kız niye evet. dedesi yaşında bir adamla hayatını sürdürmeye mahkum oldu? Ben onunla gönül eğlendirme falan peşinde değilim. Gönül eğlendirmişsin 17 yaşında çocukla. Asla. Asla. Yok bebeğim, yok aşkım, yok kapalı giyin aşkım, yok bilmem ne. Var burada bir sürü mesajlarınız. Bir Olabilir. De kızın bir mesajı var. Ya, inanamıyorum. Diyorum ya size 17 yaşındaki çocuğu kim nereye çekse gider. Zaten kızdığımız, üzüldüğümüz bu. Ergen çocuğu olan bunu herkes bilir. Kızın şeyine bak. Yazık Hilal'e. O yüzden ona çok üzülüyorum. Nasıl merhametle saçlarımı okşadığını, ona olan sevgimden çekirdekleri tek tek ayıkladığımı, yattığımda gözüme güneş gelmesin diye elini güneşe kapatmasını, bana zorla hediyeler almak için uğraştığını, ben yıllardır bu ilişkiyi arıyormuşum diyor. Bak nasıl kalmış. Çekirdeklerini soyuyormuş, yattığı zaman da güneş gelmesin diye elini kapatıyormuş. Benim onun çekirdeklerini soyuyormuş. O sizinkilerini soyuyormuş. Siz de o yattığı zaman güneş gelmesin diye yüzünü kapatıyormuşsunuz. Şimdi bunun içerisinde müstehcen ne var? Dede yaşında. Bunun içerisinde müstehcen ne var? Müstehcen yok işte. O çocuk işte sadece bu kadar şeyden bile, bu kadar sevgiden ve ilgiden bile ne kadar etkileniyor onu söylüyorum Şimdi işte. Şimdi bakın ben kimseye İşte merhametle saçını tararsınız beyefendi. Sen! Beşinci karı. Sen de şikayetçi. Ben Yetkililere kimseyi... sesleniyorum şikayetçi. Evet ben abi kimseyi... 17 yaşında Adamla bu adamın bunu resmi imam
ya. Yoksa da yazsınlar bunu kardeşim kanuna. Bakın. Biz çoluğumuzu çocuğumuzu böyle dedesi yaşında adamlar yok çekirdek soyduracak, eline güneş kapatacak diyecek miyiz bunlara? Zaten resmi nikah cüzdanı görülmeden imam nikahı kıyan imam da suçlu. Şahitlik yapanlar da suçlu. Bunu yaptıran damat da suçlu. Evet. Yapma. Olarak, manevi olarak konuştun ya. Biz böyle bir şey yapmadık. Biz böyle bir şey yapmadık. Yapmış olsaydım inanın söylerdim. Bak sana söylerdim. Bir şey söyleyeyim mi sana bak? İnanın sana söylerdim. Bir şey bak bak beni dinle Allah lan, bizi gerçekten bilen insanlarla karşılaştık. Sen var ya ben bu işin başından beri başında olmuş olsaydım dinime imanıma sen bunların hiçbirini yapamazdım. Semtine, semasına. Bana bu bilemedim, bir bildirseydi, bana bir bildirseydi, değil santimine, milimine yaklaşamazdı. Keşke yanında olmuş olsaydınız, bunu isterdim. Ya bana bildirseydi, bana bildirseydi. Bilemedim. Bak bu benim, benim bu karı benim, babası benim, akrabayız biz. Çocuğu, oğlumla beraber bir aracılıkla her zaman kontağımız vardı. Ah bana bildirseydi. Değil senin bir santim, bir milim seni semtine yalan. Yanınızda sen olsaydınız. Sen bana orada ekranda bana, madem herifsin, bak beni erkeğim. Yanında olsaydınız keşke de ben bak, olmasaydım. Bak, bak, bak. Erkek gibi konuşuyorum. Mahşerime çık da herif gibi bana konuşabilseni. Ben yaptım, ittim, şey yaptım. Hadi bana lan. Az önce dediniz ki çık ekrana. Bak. Çıktım. Sen de çıktın bak, ekrana dedin ki ben manevi babasıyım ya. Bak. Ben ona her türlü. Müge Hanım. Beyefendi siz bu evliliği anne baba. Efendim? Hani de bana. Melekler huzurunda evleniyorsunuz falan filan. Aşkınız bilmem ne yazıyorsunuz ya. Söyledim. Anne baba rızasının da önemli olduğunu biliyor musunuz evlilikte? Evet. Yani öğretileriniz arasında o da var mı acaba? Ben bunu yapmadım. Yapmış olsaydım içtenlikle söylerdim. Evet yaptım. Ya da hata yaptım da diyebilirdim. Ama yapmadım. Bak bak bak. Böyle bir şey yapmadım. Böyle bir şey yapılmadı. Mesajlar olmadı ya, da. Mesajlar var ya. Olmadı da. Olmadı. Mesajlar var. Yapılmış ya. Olsaydı hayırlı olsun. Keşke olaymışmışmış. Bana keşke olaymışlar. Daha yapalım. İki gün önce manevi babasıydın ya lan ne oldu? Her türlü destekçiydi mi? Şimdi nikah diyorsun lan. Ben öyle bir şey yapmadım. Bunların hepsinde şahidim bak. Ben öyle bir şey yapmadım. Ben anasından haber. Ya bırakacaksın bu kızı ya bırakacaksın. Sana koymayacağım. Ben öyle bir şey ya orada bir tane. Yani beyefendi. Bak. Beyefendi ben de şunu anlamıyorum. Bakın her şeyi bir kenara bırakıyorum. Yaşı onu bunu ahlakı etiki falan. Yani bakın siz net bir şekilde şunu bile söyleyemiyorsunuz. Kardeşim. Ben yanlış da olsa sevdim, evlenmek istiyorum. Lütfen sizin de yani bir net böyle hani ben şimdi kızımı vermem için karşımdaki adamın da bir net duruşu olması lazım. Ben seviyorum kızınızı ya. Çok aşık oldum. Kızınıza ömrümün sonuna kadar şöyle bakacağım, böyle bakacağım. Bak şu an beni yanlış anladınız ama yani geleceğim, isteyeceğim. Ben de biliyorum. Ben sonuna kadar. Müge Hanım, Müge Hanım. Ha. Daha halası bak daha geçen bir Konya'da. Bir dakika bir cevap versin ama bir şey soruyorum adam. Bir dakika dur ha. Ben sonuna kadar arkasında duracağımı sonuna size baştan beri söylüyorum. Gereken her baştan beri neyse. Söylemiyorsunuz. Önce manevi bunu babasıydınız. Unutma. Onu da söylüyorum. Ha. Gereken her neyse. Gereken her neyse sana yapacağım. Beyefendi ben nereden bilebilirim size ne gereksinimimiz olduğunu? Ben sizin gereksinimlerinizi bilemem ki. Gereken neyse yapma. Sizin gereksiniminiz ne? Gereken her neyse ne demek? Bir ihtiyaçları var doğru mu? Ne ihtiyaçları var? Yani babası, hayatını ben idame etmesi için bazı ihtiyaçları var. Tamam, hayatını babası. Ne? Anası var. Ya babası burada ya. Yani arkadaşları aslında Hilal'i ben göreyim. Yani Hilal'in arkadaşları yazdıkları mesajları gönderiyor. Yani bu şikayetinizde bu mesajları da dosyaya sunarsınız diye düşünüyorum.
Dün imam nikah meselesini koyduğumuzda Süleyman Bey başka şeyler anlatmıştı ama kızınız arkadaşlarına hiç öyle şeyler anlatmamış yani. Ve tarihler mesela 13 Temmuz. Çocuk daha 18 yaşını doldurmamış. Ne kadar zamandır devam ediyor bu ilişki tabii bilmiyorum ama yani 40 yıl başında güzel bir gece geçirelim diye şehir dışında güzel bir otelde rezerve yaptırmış manita. Annem nasıl izin verecek dedim. Okuma yaparız fayda etmezse işlem uygulayacağız dedi. Sonra da hani bu kadına da kızanlar varsa yani hani şey de bu yani annene de işlem uygulayacağız. Senin kızı almış şehir dışına götürmeye yani. Yani aslında siz kendi kandırılmışlığınızın üzerinden de şikayet edebilirsiniz aynen, yani. Ben de kandırıldım. Aynen. Yani bir tek sen kandırılmıyorsun Hilal. Anneni de kandırdığınızı düşünüyorsunuz. Manita dediğinde o yanındaki adam mı manitan? He çocuğum? Merhaba Müge Hanım. Merhaba canım. Şimdi koskoca adam manita olmuş. Dede olmuş. Dede annem, o dede yaşında adam. Dede yaşında adama manita mı denir annem? Sen nasıl yakıştırıyorsun onu yanına? Sen gül gibisin, çiçek gibisin. Şu güzelliğine bak. Şu güzelliğine bak. Ben 47 yaşındayım. Müge Hanım. Kendime bak, sus beni dinle. Kendime yakıştırmam ben o adamı. Ben 2009'da boşandım. Ben evlenmiş olsaydım, evlenecek olsaydım ben çoktan evlenirdim. Ben çocuklarıma üvey baba getirtmedim. Çocuklarıma üvey baba olmasın, çalışayım, çabalayayım. Bir şey sorabilir miyim? Pardon. Diye. Manitken ne demek? Manitken üvey annen oluyorum. Ne demek manitken? Manitasının oğlunun üvey annesi oluyormuş galiba Müge Hanım. Tamam. İşte bu üvey anne oluyor. Hayır ne demek biz seninle arkadaş olalım. Manitken üvey annen oluyorum ama. Ha 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 diye gülmüşsün. Yani sen oğluyla mı arkadaştın bunun? Bundan küçük de oğlu var. He? Hatırlamıyorum. Anlayamadım da çok fazla. Hayır sen bu Süleyman'ın oğluyla mı arkadaştın? Ya onunla flört ediyordu. Efendim? Onunla mı flört ediyordun? Hayır. Yani manitken üvey annen oluyorum ne demek? Yani tanıştığımızda zaten oğlu da vardı yanında. Annem beni götürdüğünde oğlu vardı. Manitken ne demek? Hakikaten bilmediğim bir cümle. Ne demek manitken? Yani şimdi öncesini ve sonrasını bilmediğim için. He? Öncesini ve sonrasını bilmediğim için. Sen konuşuyorsun çocukla. Ondan sonra seninle aramızda çok yaş farkı yok biliyorsun. Babanla bir ilişkimiz var. Çok iyi gidiyor. Allah'a şükürler olsun ki. Demişsin çocuğa. Benden önceki eskileri senin üzerinde bir baskı yaratmaya çalışmış. Az çok bilgim var. Seninle aramda çok yaş farkı yok biliyorsun. Senin ne yapmak istediğine asla karışmam. Aksine yardımcı bile olurum. Ha arkadaş olmaya çalışmıştım evet. Ha, biz biraz seninle, içine kapanık bir insandım. Biz seninle arkadaş olalım. Manitken üvey annen oluyorum ama. Ha ne demek yani manitken üvey annen oluyorum ama? Yani arkadaş olmaya çalışmıştım evet. Kiminle? Şey oğluyla. Manita olmaya çalışmıştın yani. Hayır. Oğluyla arkadaş olmaya çalışmıştım. Ya bir dakika şimdi manita dediğimiz şey arkadaşlık mıdır yani? Benim çok kullandığım bir kelime değil. Gerçekten yani. Hani manita ne demek yani manita? İlişki. Yani sevgilinin argocasıdır herhalde diye diliyorum. Şimdi bakarım TDK'ya da. Ne demek manitken üvey annen oluyorum ama? Müge Hanım şey. Ne? Bir şey. İşte Süleyman Bey'le bir şey varken hani başlangıç varken ama hani sadece konuşuyorduk o zamanlar. Kiminle? Süleyman Bey'le. Sen oğluyla da mı konuşuyordun yani? Hayır yani biz arkadaş olduk hani şeyle oğluyla. Süleyman Bey'le beraber mi? Nasıl? Süleyman Bey'den önce mi sonra mı? Annem zaten oraya götürdüğünde o çocuk da vardı. Yani onunla manita olacakken babasıyla mı beraber evleneceğin için üvey anne oluyorsun? Onu soruyorum çok açık ve net. Biz oğluyla ya babası aracılığıyla tanıştık. Yani hani biz gittik, annem onu ofisine götürdü, şey beni. Ondan sonra orada tanıştık zaten. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Manita, hırsızlık, dolandırıcılık, yalan dolan, hile, düzen, dalavere demekmiş. Bak ama biz başka türlü kullanıyoruz bunu yani. Yanlış kullanılıyor yani. Bakayım Müge manita Hanım. Kelimesi Türkçe'de manita besleme kadın metres anlamına gelir. İtalyanca mantenuta
sözcüğünden alıntıdır. Allah Allah, mantene bakmak, beslemek, korumak falan. Müge Hanım. Efendim, Ahmet Mithat Efendi'nin ilk eseri. Aa bakın, manita kelimesi. Tarihte bilinen ilk kez mantinota, metre sürekli gören hayat kadını Ahmet Mithat Efendi'nin 1882 yılındaki eserinde yer almış. Neyse, bir şey öğrenmiş olduk bugün. Yani ne demek manitanken, manitken, annen, üvey annen oluyorum ne demek ya? Şu yaşta evet, üvey şey, annem mi olacaksın annem? Dal. Şu yaşta üvey annem mi olmayı layık gördün kendine? Dalga konusu olarak konuşmuş. Yani çok ciddi bir mesele değil yani. Dalga olarak. Evet. Yani manitan olacakken, sevgilin olacakken, sevgilin olmak yerine ben senin üvey annen olacağım anlamında mı kullandın bunu? Hani biz anlamaya çalıştığımız için. Hayır, öyle hani şey muhabbeti işte biz görüştüğümüzde işte dalga konusu olsun diye konuşmuştuk. Müge Hanım. Tuhaf bir konuşma olmuş ama. Öğrendiğim kadarıyla belediyeye başvurmaya karar vermişsiniz. Öyle mi? Evlenmeye karar vermişsiniz. Ya annemin baskısı üzerinde hani öyle bir şey ya öyle bir... Bir şey konuşuldu ama hani çok bir fazla üstüne düşülmedi. Ne demek? Efendim? Ne demek yani? Üzerine düşülmedi. Ya sadece bir hani söylenti oldu. Ondan sonra dedik aman bu... Kızım sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yani Müge Hanım hani şimdi şöyle söyleyeyim size. He. Dün... Burada dün evlilik teklifi aldın ya, kabul ettin ya. Dün anlaşılmadığımı düşünerekten hani bir sinirlendim ve hani doğru olmayan hareketler yaptım. Bundan sizden özür dilerim. Hani sizin ve herkesin yanlış anlaması gayet normal. Gayet akıl sağlığım yerine hani bir de reşitim yani. Yani ne olursa olsun hani bir reşitlik konusu var. Bu yaşantılar, akıl yaşıntım, bu akıl... yaşantılar reşit olmadan oldu olmuş Hilal. Akıl yaşımında hani 9 Temmuz'da, 18 yaşından daha fazla olduğunu düşünüyorum. Olmuş Hilal. Akıl sağlığım gayet yerinde yani. Bak ona zaten biz karar veremeyiz. Yani ona doktor karar verir ama doğru davranmıyorsun yani onu söyleyebiliriz. Ya, davranış bu. Sonuç olarak bu benim hayatım olduğunu düşünüyorum. Yani. Ama yavrum onların çocuğusun sen. Nasıl bırakalım? Ben onların çocuğuyum ama ben ne zaman salı günü dün müydü? Ben dedim ki ilaçlarımı kullanacağım dedim. Söz verdim. Tamam onların yanında kullan diyorlar. Ardından size konuşacağım dedim. Yanımızda. Yani ben arayacağım zaten. Nerede İlal. Olduğumu da isterlerse söylerim. İlal. Hatta görüşebiliriz. Ama bana bir kısa bir süre verin dedim. Sadece İlal. Bir kısa süre verin dedim. İlal. Babamın ev açması, annemin onu söylemesi. Tamam bunlar güzel teklifler olmuş olabilir ama hani ya istemiyorum çünkü bu saat... Ya. Efendim? Yok sana demedim yavrum. Hilal. Ya bunlar güzel teklifler ancak hani ya bir süre ya bana bir hani ara versinler. Ya bir Hilal. İnsan ya bir süre hani herkesten uzaklaşmak ister ya biz zaten... Hayır sen herkesten uzaklaşmak istemiyorsun. Sen o adamla gidip yaşamak istiyorsun. Ailen de diyor ki o adamla gidip yaşamanı istemiyoruz. İki gün sonra da karnında çocuğun da gelecek. Bu adam daha önceki karılarına ne yaptıysa sana da aynısını yapacak. Kızım hayatın ziyan olacak. Aynen. Gel bizim yanımıza diyorlar. Çok açık ve net. Nuska yazdırıp. Hayır yani maksat zaten o adama. Tamam. Hani nuska yazdıracak sana. Bir duygusal bir şey var aramızda ama konu zaten onunla da yaşamak değil. Ben size bunu anlatamadım ki. Onunla yaşamak değilse git o zaman akrabalarından birininle yaşa. Kim? Ya akraba. Ha annem gil ha akrabam gil. Yani benim değişen bir şey senin ne bu ki? Aile düşmanlığın böyle? Efendim? Senin ne bu ailene karşı bütün düşmanlığın, bütün sülalene yok, karşı? Yok annemle bir düşmanlığım yok. Yani gün... ne derler? Ceviz kabuğundan çıkmış kabuğunu beğenmemiş yani. Ne yani? Ya düşmanlığına sen da... Anneni beğenmiyorsun ama babanı beğenmiyorsun ama sonuçta onların DNA'sını taşıyor. Sen de onlar gibisin bir farkın ben yok annem, yani. Düşman, ben, hayır bak ben annemgille kopacağım. Bize. Ben ömrümün yani 18 yaşına girdim. 18 yaşımdan sonra asla annemgille görüşmeyeceğim değil. Ya bana sadece bir kısa bir süre... Hayır nedir bu anne düşmanlığı yavrum? Bu anne düşmanlığı ne? Ya sen anneni ama... beğenmiyorsun ya Süleyman'a gitti de sen Süleyman'ın yanında iyi cinler gönderiyorsun ya birine. Senin annenden ne farkın var? Ben o zaman hani iyi cin... Tencere yuvarlanmış kapağı... Sadece... Para kazanmak kadın... için milleti kandırmak. O kadın... Yani dolandırıcılığa alet olmak. Kendisi de o adamın yandan geldikten sonra... Senin yanındaki de inanmıyor ki zaten ona. Çok siz milletin parasını almaya çalışıyorsunuz. Zaten inanan birisi bunu yapmaz ki o da inanmıyor. O kadın sadece kimisi saf salak bulursa...
Gidiyor ona, gel sana cinni çıkartayım diyor. O da diyor, denize düşer yılana sarılır dediğim gibi. O da inanmıyor ki, o da biliyor hiçbir şey olmadığını. Adam uyanık. Adam almış senin yanına. Ha. Biz kimsenin boğazına sarılıp da işte gel bize şöyle yapalım. Tabii bütün dolandırıcılar yapalım, böyle söylüyor biliyor musun? Dolandırıcıların da ağzı bu. Onu da öğrenmişsin. Bu dolandırıcı ağzı kızım. Sana yakıştıramıyorum, daha çok küçüksün. Bu dolandırıcı ağzı. Vallahi... Biz kimsenin boğazına yapışmıyoruz. Tamam, o da bir mağduriyeti var. O mağduriyetinden... Tamam, mağduriyetinden geldi. Biz sadece yorum söyledik ve o kadar Allah razı olsun sizden, şöyle oldu, böyle oldu. Hocam işte İnanıyor. Hatta kendisi çağırdı, siz gelin dedi, şöyle yapalım İnanıyor. Dedi, oturalım dedi. İnanıyor. Siz de onun saf duygularından faydalanıyorsunuz. İnanıyor. Yani biz ona işte hayatını anlat da dinleyelim. Seni dolandırıcılığa sürüklüyor. Sadece ne olduğunu söyle. Sadece gel biz senin işini halledeceğiz. Bir de sana şuradan iki tane de iyi cin göndeririz. Kaç lira kardeş? 1000 lira. Kimde kaç lira varsa. Şimdi biz onun boğazına sarılmadık. Ya var arayanlar kaç aylara alındı? Bedavadan mı yapılıyor bu iş? Hayır, sadece işte gönlünden ne koparsa yani konuşma şey olarak. Ah be çocuğum, sen niye bu hallere düşüyorsun bu adamın yanında? Niye bu hallere düşüyorsun yahu? Ne demek çünkü... gönlünden ne koparsa, sen dilenci misin? Şurada çünkü annem var, babam var, diyorsun. Aslanlar gibi. Niye dilenciliği kendine layık görüyorsun? Gönlünden ne koparsa ne demek? Bir de siz yaşasaydınız alemle o zaman. Nasıl bir... Onlarla yaşama ya başka hayat kur. Ben ailemi seviyorum bakın. Ben ailemi tamamıyla sırt çevirdim. Allah hiç görüşmem değil. Ya ben ailemle görüşeceğim. Sadece sizden kısa bir şey istedim. Yani reşit olmuş bir insanım yani bir... Hani hayır, o bunu isteme bırakma, hakkım değil mi size? 18 yaşını 18 gün geçmen de vallahi hiçbir anneyi de babayı da ilgilendirmez yani. İzin kusura bakılmasın. Ha sen 18 yaşını geçersin geçmezsin dersin ki ya ben bilmem ne kolejinden İngiltere'de burs kazandım gideceğim, izin vermezler derim ki yani kardeşim zaten çocuk reşit. Yani. Bir de niye siz çocuğun hayatına engel oluyorsunuz? Sen gönlünden ne koparsa demek için kafeterya köşelerinde cin gönderip ailene diyorsun işte, ki ben senin yanına dönmeyeceğim. Işte, zaten mevzumuz. Tamam. Sadece biz yorum yaptık ona. Yani o da zaten hangi bilgi dağarcığınızda yorum yapıyorsunuz Allah aşkınıza? Hangi bilgi dağarcığınızda? Çocuğumu bu şekilde kullanacak. İleride de neler yapacak kadın çocuğuma? Kadın kendisi gelip söylemişti. Kadın işte, kendi kendine sizi bulmuyor. Siz o şekilde kendi reklamını yaptığı için o yanındaki adam geliyor. O adam bakalım yarın bir gün senin reklamını nasıl yapacak? Çünkü 50 küsur yaşındaki adamın senin gibi bir küçük çocukla işi olamaz yani. Ben onun altında da art niyet arıyorum. Tamam, hiç kimse kusura hayatım bakmasın. Ay. Ağlayın yine ben olurum. Nasıl? Allah Allah. Nasıl yakıştırıyorsun kızım onu yanına ya? Her şeysiyle pislik içinde bir adam o. Adam demeye bile bin şahit ister. Konya'ya bağlanacağım şimdi. Orada da canlı yayına katılmak isteyenler var. Süleyman'a da söyle. Senin sözünü dinliyor ya. Çıksın cevap versin. Bak ben seni çok sevdim. Çok sen güzel, küçüksün, çok güzel. Sen çocuksun, sen cansın ya. Muhabirimiz Burak Çeliksoy'a bağlanalım. Süleyman Arar'ın Hilal'i götürdüğü boş dükkanın önünde bir gizli de tanığımız var, bildiklerini anlatacak. Aslında bu olay tabii programa yansıyınca herkes de anladığım kadarıyla hani fotoğrafta yerli yerine oturmaya başladı. O kadar çok arayan var ki ve onlar da çok rahatsızlar bu durumdan. Burak'cığım söz sende, günaydın ikinize de. Müge Hanım günaydın, şu an Konya merkezde. Günaydın Süleyman Bey de çıksın. Hilal değil, Süleyman cevap versin. Evet dinliyorum Burak'cığım, özür dilerim. Süleyman Bey ve Hilal Hanım'ı da çok yakından tanıyan bir esnafımız şu anda yanımızda. Kendisi burada tanık olduğu bazı olayları anlatacak. Müsaadenizle ben mikrofonu kendisine uzatıyorum. Günaydın Müge Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın efendim, buyurun, teşekkür ederim. Hanımefendi şimdi Süleyman Arar'ı burada bu dükkana girerken gördük. Hani 2-3 kere gördük. Hilal'le son 6 aydır falan yani daha doğrusu 5 aydır falan buraya gelip gidiyorlar. Hı hı. Ne dükkanı orası? Burası bizim bir abimizin boş bir dükkanı. Evet. Yani biz burayı genelde ihtiyaç için kullanıyoruz. Bir iki esnaf. Tuvalete girmek için mi yani? Aynen. Tamam, Süleyman Bey ne maksatla geliyordu? Yani o da namaz kılacağım, lavabo ihtiyacı için kullanıyorum diye gelmiş. Karşıdaki komşular da görmüş zaten bu olayı. Yani buraya gelip ondan sonra araçtan Hilal'i indirip 2-3 kere girerken gördük. Ne kadar kalıyorlardı içeride? Siz ne düşünüyordunuz o zaman?
Yani bir yarım saat 40 dakika kalıyorlardı. Peki siz İster istemez yani insanlar da bunu görmüş, fark etmişler. Tam bu çocuğun ne işi var diye hiç düşünmediniz mi siz de orada? İlk zaman normal bir şekilde oturuyorlardı. Son 1,5 aydır falan el ele gezmeye başladıktan sonra insanlar biraz farklı bakmaya başladı. El ele görüyordunuz yani? Son 1,5 aydır falan el ele gördük yani. Sonra da sevginin farklı türleri vardır deyip Süleyman Bey söylüyor da. Tamam Süleyman Bey, dün bana arkadaşlarım dedi ki belediyeye başvuracağız. Evleneceğiz demişsiniz. Şimdi de Hilal diyor ki öyle bir konuştuk ama vazgeçtik. Hangisi? Babası merak ediyor yani. Bir babanız, müstakbel kayınpederinizle konuşun o zaman. Ne demiş? Gel. Bu konuyu sonra konuşalım. O dükkan hususunda... Gel. O dükkan hususunda gerçekten orası sadece boş bir dükkan. Evet. Tamam. Ne yapardın o boş bir dükkanda? Gelenlerin, gidenlerin şeylerini mi oynuyordun? Bakın. Utanmaz. Pis. Acı. Kızımı ben... alet ettin her şeyini. Boş bir dükkan. Sen sakalın için niye laf söylüyorsun? Tuvalet, abdest ve namaz için orayı kullandığım doğrudur. Namaz kılan böyle mi yapar? Abdest alan böyle mi yapar? İlişmek 17... Ben... ya. Ben ilişmedim. Bunu hoca, açık yüreklilikle söylüyorum. Ulan elimde ispatları var. Üfürükçü değilim. Çocuğa ilişmek lan. 50 yaşındasın. 50 benden büyüksün şimdi lan. Şimdi söz hakkı verdiniz. Konuşayım. Sonra siz konuşursunuz. Lütfen. Müge Hanım, senden rica ediyorum. Yardım buyurun, bekleyenlerin namuslarla göz diken şey Hanım, şey. Buyurun ediyorum. Dinliyorum ben sizi. Buyurun. Heh. Ben üfürükçülük yapmıyorum. Üfürükçüsün, şekilde yargılandım. Dolandırıcısın, nuskacısın. Hiç kimseyi dolandırmadım. Tacizcisin, metafizikle uğraştığım doğrudur. Her pisliğin var senin. Biyoenerjiyle uğraştığım doğrudur. Ama bu üfürükçülük ya da başka bir şeyle alakalı var, değildir. Var. Elimden geldiği metafizik kadar... Metafizik ne oluyor? Ben bilmediğim için soruyorum. Gerçekten bilmiyorum. Metafizik ne oluyor? Ne demek metafizik? Metafizik, fizik ötesi bazı şeyler demek. Ha, onu burada nasıl açıklayayım bilmiyorum. Açıklayamam ki ben bilgi edinmek için size soruyorum. Fizik ötesi olağanüstü hallere girer. Anladım. Mesela? Şimdi o derin bir olay. Ne güzel, biz de fikir sahibi olalım. Bak sabah sabah açtık televizyonu, bilmeyenler öğrensin. Benim gibi bilmeyenler vardır. Yani eğer zahmet olmazsa ne mesela ilgilendiğiniz şimdi, olay? Bunun sadece tanımı sayfalar alıyor. Yo, ben onun sizden kısaca şey rica edeyim. Sadece en azından... fizik ötesi diye adlandırılıyor. Tamam, ben kısaca öğreneyim mesela ne yani? Buyurun. Yani buyurun siz anlatın yani ben bilmiyorum. Sayfalar aldığı için şu anda ben size onu özetleyemem. Fizik ötesi diye adlandırılıyor. Özeti bu. Tamam yani fizik ötesi ne mesela? Yani şimdi ne olunca ben fizik ötesi olduğunu anlayayım yani mesela şimdi Müge olarak. Beni aydınlatır mısınız rica etsem? Şu an buna yanıt vermeyeyim. Aydınlatacak Hanım, yani yok vakit ki, istiyor yok, onun yok. için. Yok yok benim vaktim var var buyurun. Muska yapan yok, bir kişi onlar lazım. Bilmez. Ben onu anlatamam. Bir şey söyleyeceğim evet. Beyefendi. Bana sorun, ben gazeteciyim, ne yaparım? Haber toplarım. Haber yayınlarım, kamuoyunu bu anlamda harekete geçirmek örnek isterim bir gazeteci olarak. Yani mesela metafizik de. Doktor işte gelir hastayı tedavi eder, avukat bir sıkıntısı varsa yardımcı olur kanuni açıdan. Siz mesela metafizikle ilgileniyorsunuz ya, ne yapıyorsunuz yani? Şimdi, bilmediğim için soruyorum. Fizik he? Ötesi diye özetleyebilirim. Bunun detayına girdiğimiz zaman tamam, eksik bilgiyle... Metafizik eksik şey demek. Eksik bilgiyle yanlış anlaşılacağı için... Niye, sizin eksik bir bilginiz var? Hayır, yani bayağı bir zaman lazım olacağı için söyledim. Yok yok, kısaca diyorum ya yani yok, metafizik... Fizik ötesi olaylar. Metafizik, bakın beyefendi, metafizik fizik ötesi demek, tamam. Evet. TDK. Hı hı. Siz ne yapıyorsunuz metafizikle ilgili? Cevapla. Şimdi... Herkes o bende kalsın, olur mu? Onu sonra paylaşalım. Ama niye bak, ne kadar güzel, zaten sizi tanıyıp geliyorlarmış. Bak ne kadar güzel, biz size de bir reklam meselesi. Anlatın, biz de duyalım, ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim ilginize. Çok neden güzel anlatamıyorsunuz? Çünkü zaten. Yaptığınız... Ben... Çünkü yaptığınız Türk Ceza Kanunu'na göre yasal olmadığı için anlatmak istemiyorsunuz tabii. Mu? Hayır hayır, öyle değil. Türkçe de gerçekten anlatmak de zaman yani. Alacağı için şu an başlamak çok istemiyorum. Ama var elinizde benim Google var, girerseniz görürsünüz. Zaten beyefendi zaten benim programım, zamanda veriyorum size. Ha. Buyurun anlatın, biz de öğrenelim, aydınlanalım diyorum. Niye bizi aydınlatmıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
Metafizik deyince ne yapıyorsunuz yani? Ben onu size şu an izah edemem. Ya, Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Alibeyköy Polis Karakolu'ndan Süleyman ve Hilal'i almaya geliyorlar. Süleyman'ın bir ifade eder firar durumu var. Allah'ım. Hilal'in de adli tıp kurumuna sevki gerçekleşecek. Çok sağ olun Müge Hanım. Allah razı olsun. Hocam. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah devletimizden Allah razı olsun. Bu mesajları da zaten Karatay'a iletelim. Ondan sonra en azından dediğim gibi bir ifadeden dolayı Süleyman'ın firarı varmış. Çıksın. Nereye çıkacak çıksa da? Kızınız da adli tıp kurumuna sevk edilecek. Lütfen düzgün kelimelerle çok uzun konuşmadan bu programdan da arkadaşlarımız size yardımcı olsunlar söyledikleriyle ilgili. Lütfen doktoru da anlatın. Yani doktor böyle saatlerce konuşacak bir durumu yok. Sizin kızınız çünkü canı istediği zaman kendisini çok güzel ifade edebiliyor. Lütfen siz de Arif Bey kızınızın ne kadar mağdur edildiğini anlatın. Kızınızın aynı zamanda daha evvel hastane başvurusunu da ortaya koyun. Orada konulan teşhisi de ortaya koyun. Bu son gittiğimiz doktor onunla ilgili de Kadriyeciğim psikiyatristle ilgili de görüştürelim. Onun da raporunu alalım. Aile de adli tıp kurumuna bu raporları da sunsun. Bu çocuğu da bu adli tıptaki arkadaşlar bütün verileri değerlendireceklerdir. Süpyancı'dan. Ama siz de net konuşun orada. Ne gerekiyorsa yapacağım. Ne gerekiyorsa. Vallahi dünden beri zaten gerçekten Konya'da, İstanbul'da bütün emniyet mensubu arkadaşlarımız bu adamı araştırdılar. Yemin ediyorum size. Herkes o kadar üzüldü ki yani benim şu anda da elim ayağım titriyor. Size yani... ve bütün ekibinize çok 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 teşekkür ederim. Hocalarımı ellerinden öperim. Allah razı olun. Sizin gibi insanlar olmasa inanın ki bizim bu işlere ve bizim gibi insanlara işlerine çözüm bulunmuyor. Gerçekten çözüm bulunmuyor bak. Çünkü başta yanlış yapılıyor herhalde. İşte o yanlışı yapmamamız lazım. Bazı şeyler hukuka aykırı ama siz hukuka aykırı olduğunu ilgili mercilere zamanında yerinde bildirmezseniz yoksa bu işlemlerin hepsi yapılır da biz vatandaşlar olarak bazı şeyleri atlıyoruz, göz ardı ediyoruz falan. Aslında sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Dediğim gibi Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Alibeyköy Polis Karakolu'ndan almaya gelecekler. Hilal'i ve Süleyman'ı dilerim Hilal de daha sağlıklı düşünebileceği bir, yani her gittiği doktor aslında ilaç tedavisi vermiş. İnşallah daha sağlıklı düşünebileceği, ilaçlarını kullanmadığı için belki yatarak tedavi edebileceği bir durumda. Sağlıklı düşünebilir. Çok yaşayın, çok yaşayın. Çok o kadar soğuk ki yakında buz kalıbına döneceğiz. Çok ben çok mutlu oldum, hep beraber yaşayalım. Çok sağ olun, Allah razı olsun. İnşallah, umarım izleyenlerin... Estağfurullah. Gerçekten bak eliniz öpülecek bir kadınsınız. Estağfurullah. Benim annem var ya şu anda ayağı kesik halinde. Sizi var ya 15 seneden beri o yani rahatsız olduğundan dolayı yürüyemiyor. Sadece bir arkadaşı sizsiniz. Cumartesi pazarını hiç sevmiyor zaten. Ay sağ olsun. Cumartesi pazarı kesinlikle sevmiyor. Sağ olsun. Ellerinden öpüyorum annenizin de. Her zaman söylüyorum hepimizin programı. Kimi zaman izleyici olarak, kimi zaman konuk olarak elimizden gelen yapabileceğimiz bir şeyler olursa da yaparız. Nereye gittiler? Dışarı mı çıkmak istiyorlar? Beni de bilgilendirseniz. Ha? Dışarı çıkmak istiyorlar. Görelim diyor böyle. Neyse dışarı çıksa da polisten kaçış yok yani. Polis ona savcı karar verdikten sonra nereye kaçacaksın yani? Kaçsan kaçsan nereye kaçacaksın? Yalnız bakar mısınız bu nasıl bir karakter silsilesi? Adam metafizik diyor. Yani metafizik bir tanım. Yani metafizik eşittir. İşte fizik ötesi demek. Ne yapıyorsun? Onunla ilgili bir şey söylerse ceza alacağını biliyor. Zaten daha evvel de bununla ilgili bir yargılaması var. Belki de onunla ilgili bir ifade alımı söz konusu. Bununla ilgili var. Kızla beraber mesela kız da 17 yaşındayken cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmasın diye onu da saklıyor. Burada milyonların önünde dün evlilik teklifi ettiği küçücük çocuğun namusuyla çok açık söyleyeyim. Tabii. Namusuyla şerefiyle oynamaktan da çekinmiyor. Kardeşim istiyorsam 20 yıl yatayım. Benim ya bilmiyorum ya ben bir erkek olsam benim sevdiğim kadın başka bir adamla beraber olduğu benle beraberken
dedikodusunu yapılacağını bileyim. İstiyorsa assınlar, benimleydi derim. Bilmiyorum, ben mi yanılıyorum yani? Aynen, ya bunu bir kadın olarak da söylerim. Delikanlı, erkek olduğu için delikanlı bir adam sevdiği, beraber olduğu kadını sırf kendini kurtarsın, sıyırsın diye ben o anda benle beraber değildim. Belki başkasıyla adı kelimesini dahi kullanmaz. O kelimeyi kullandığı an o sevdiği, beraber olduğu kadının iffetine laf uzatıyor demektir. İffetine söz konduruyor demektir. Bu ne erkekliğe ne delikanlığa yakışan bir durum değil. Hocam kendisinde şeref olmadığı için kendinde şeref olsaydı benim çocuğumu arkasında yani bu abi. Konuda çok yanlışlık var abi. Birden fazla yanlış var yani. Çoklu seçenek. Burada A, B, C, D, E keşke hepsi yani. Keşke bana baştan anlatsaydı her şeyi. Keşke. Ta başından bilseydim ben olayları. Keşke. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi Arif Bey? Ben her ne kadar bu işlerden vazgeçerim dediysem de görüyorum ki aslında bu işin önüne geçmesi gereken kişilerden birçoğu da bu işlere inanıyor. Yani biz bu batıl itikatları hayatımızdan atmadığımız müddetçe ne yazık ki biz bunu çok yaşarız. Eminim şu an bizi izledikten sonra yine aynı üfürükçeye gitmek için yani tamam yani dışarı aman dur bir dakika ya eminim yani bu programı bitirip tamam mı gene bir üfürükçüyle buluşmak için cebine parasını alıp gidecek olanlarımız da vardır. Gitmeyin arkadaşlar ya. Vallahi kendi kendinize dua edin. İnanın bana iyi geliyor. Yani hepimizin, hiçbirimizin hayatı dört dörtlük değil yani. Çok sıkıntılarımız var. Tabii ki o sıkıntılarda insan duaya sarılır. Çok sevdiğiniz bir anneanneniz, babaanneniz, halanız, teyzeniz varsa onun da duasını isteyin lütfen. Ben sizlerin istiyorum. Evet, göreyim. Ben sizlerin istiyorum. Koluna da girmiş. Ah be çocuğum be. Ah be çocuğum be. Sana sahip çıkmayan... Sana sahip çıkmayan bir adamın koluna giriyorsun. İşte senin de anlayamadığın bu zaten. Of, gerçekten Allah yardımcınız olsun. Aslında bu bir sürecin başlangıcı. Dün sonu değildi, başlangıcı. Canlarım benim ya, çünkü birisi çiçek getirmiş, birisi çikolata getirmiş. Vallahi, ya hiç zahmet etmeyin, inanın. Ben de bunu tüm yetkililer adına alayım. Ya. Çok sağ olun. Ay ne güzel çiçekler, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, rica ederim. Göstermiş olduğunuz ilki alaka ve sonsuz sabrınız ayrıca fedakarlıklarınız için size ve tüm ekibimize teşekkür ediyoruz. Şerefe Takak, Arif Baltacı. Ve anneleri Sacize Takak, Selvinaz Baltıcı. Anneanneler, babaannelerdi. Ay. Gerçekten onlar... Çikolatayı çok sevdiğiniz için. Hiç sevmem diyetteyim zaten. Hepsini yeriz. Çok teşekkürler. Çok selamları çok var. Size çok selam var. Aleyküm selam. Ben de ellerinden öpüyorum. Sağ ol, teşekkürler. Annemin bizzat öyle bir dileği var. Kendisi gibi bir insan diye yetiştirsin karşısında dedi. Ay sağ olsun. Kendisi gibi yani. İnşallah. Güçlü bir insan diye yetiştirsin ki dedi. Sizin gibi insanlar böyle bizim gibi mağdur insanlara yardımcısı olsun dedi. Ya, çok çok selam çok. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel dilekleriniz. Allah sağ olun. Allah hepimizin evladını korusun. Devletimize zeval vermesin Rabbim. Allah razı olsun. Bütün ekibinizden Allah razı herkese olsun. Herkese teşekkür ya. Ederim. Teşekkür ederim. Sen bugün biraz yüzümüz gülüyor. Farkındayım. Hepsine sağ olun. Yani peki ben ne yapıyorum? Şimdi ilk gün geldiler ya Lidya'ya mesaj attım. Bana bak sakın böyle bir adama kaçıp hani beni bilmem ne etmedim. Şimdi onu yayında söylemeyeyim de kötü örnek olmasın gülüyor. Aa anne çok alemsin falan filan yazıyor. Tamam ben her şeyde çocuğa yazıyorum. Buyurun buyurun otur. Her şeyde yazıyorum. Bana bak sakın şöyle yapma. Çocuk orada okulda tamam mı? İzlemiyor da programı. Ne diyordur bu kadın diyordur ama eminim her birimiz yani kendi evladımızın yerine koyarak zaten sizin evladınıza yardım etmek, yardımcı olunmasını dilemek istedik. Çok sağ olun. Çünkü sizin evladınız bizim evladımız. Bugün size, yarın bir başkasına. Yani bunlar bizim evlatlarımız ve yaşları çok küçük. Yani bunu ancak gerçi hani bu dönemde anlayabilirsin. Yani 17 yaşındaki halini düşünürse eğer herkes neyi yapıp neyi yapmadığını o zaman anlayabilir. Orada bir çocuk var, o çocuk aşık olduğunu düşünüyor. Aşkı için her şeyi göze alıyor ama karşısında o işleri çoktan bırakmış ve görüyoruz ki bağlantılarla kendisine bir asistan ilan ettiği ve bunu da bu şekilde kandırıyor. Yani çocuğu da kandırıyor aslında. Çocuk da o işin içine girmiş. Bak dün de bir röportaj yaptık. Kız da işin içinde. Kız da artık yani onu gönderiyor, bunu gönderiyor, enerji gönderiyor falan filan yapıyor. Yani 17 yaşındaki bir çocuğu nereye çeksen oraya gider. Bu ergenlik dediğimiz şey ne diye konuştuk? Ergenlik dediğimiz şey aslında hani kuşların yavrularına
kanat çırpmayı, uçmayı öğrettikleri dönem. Bazı çocuklar işte o uçmayı öğrenmeden uçmaya çalışıyor ve yere çakılıyor. İşte hepimizin kediye, yani kuş kediye şey yapmıyor muyuz? Yavru düştüğü zaman yuvadan aman kedi yemesin diye alıp bir yere kaldırmıyor muyuz? Aslında yapmaya çalıştığımız bu. Doğa aynı doğa. Biz insanız. O kuş, ötekisi aslan, bir ikisi fil. Ama herkes evlat için, küçük için bir yardımcı olmaya çalışıyor. Korumaya, kollamaya nereye kadar çalışıyoruz. Tabii. Şimdi dün buradan alırlarken şeye de çok sinirlendim ben. Yani bir takım mesajlar var. Adam olayın o kadar farkında ki. Yani az önce metafizikle ilgili anlattığım gibi. 17 yaşındaki bir çocuğu istismar etmekten de tutuklanacağını bildiği için. Yani o kızla evlenmek istemesine rağmen. Kızın bir başkası hakkında işte oteldi vesaireydi konuşmasını kabul edecek kadar bencil. Evet evet laf bu bencil. Ne olursa olsun istiyorsan 20 yıl yat. Sevdiğin kadın için her şeyi göze alırsın. Korkak da sevdiğin da. Erkek için her şeyi göze alırsın. Bencil bencil. Korkak da aynı zamanda yani yaptığını ifade edemeyen, yaptığının arkasında az duramayan bir işte. Adam. Aynen. Aynen yani, korkak. Kız mesaj atıyor arkadaşına işte benim manitam diye otele gideceğiz diye bilmem neye gideceğiz diye. Bunu kabul ederse kız o sırada 17 yaşında o açığa çıkarsa tutuklanacak diye. Kızın o sırada bir başka kişiyle beraber olduğunu söyleyebilecek kadar bencil işte yani. Şimdi en terbiyeli kelime olarak bunu bulabiliyorum. Bencillik değil mi bu? Şimdi ve diyor ki Arife bana söz verdin kızını bana ver. Ya bicim sen o kıza sahip çıkabilecek misin bu şekilde? Yani bir baba olarak, bir erkek olarak ne düşündürttü bu size? Böyle bir şey kabul etmesi mümkün mü bir babanın, bir annenin? Asla. Yani asla. Ben onu oyuna getirdim, ekrana çıksın ya diye. Biliyorum tabii canım, onun biz hepimiz farkındayız da. Hayır, diyelim ki bir yerde buluşacaksın. Senin kızına sahip çıkamayacağın birine insan çocuğunu emanet eder mi? Kaç yaşında olursa olsun. Çıkamıyor işte. Diyor ki bana atmadı, ben tutmadım otelde. Kimle kız otele gidiyordu senle gitmiyorsa? Yani aslında bunlar hep kilit sorular, benim kilit sorularım. Az önce de Melih'le sorduğum gibi bakalım bakacak mı Elvan? Verecek çünkü ana kadın çocuğunu. Bakalım bakacak mı Elvan o çocuğa? Ne kadar bakacak ikisine birden acaba? Herkes bir hayatla, bir gerçekle bir yüzleşsin bakalım. Dün buradan alıp götürülürken o kadar üzüldüm ki çocuğa. Adam yine polislerin arasında işte gidiyor. İki ayrı arabayla götürüyorlar. Kızınız kendini yerden yere atıyor. Bırakmam onu diye. Adam gayet normal. Adam da demiyor ki mesela ben de onu bırakmam. İkimizi bir arabaya bindir. Ha, bindirirler bindirmezler. Orası ayrı. Ama o tavrı söylüyorum size. Çocuk bırakmam onu diyor. O yürüyor gidiyor. Yani koyun et, kasap ne derler? Yok koyun can, kasap et derdinde yani. Aynen. Ortaya çıkan çirkin gerçekler. Güzel bir otelde rezerve yaptırmış manita. Canlı yayında operasyon. Deliller, belgeler, ifadeler. Neler söyleyeceksiniz? Dosya artık Konya Cumhuriyet Başsavcılığında. 17 yaşındayken Hilal Baltacı yağına düşüren, metafizik ve biyoenerji adı altında kendisini terapist ilan eden üfürükçüyle ilgili gerçekler yayınımızda ortaya çıkınca emniyet güçleri harekete geçti. Hilal'le son 5 aydır falan buraya gelip gidiyorlar. El ele gezmeye başladıktan sonra insanlar biraz fakra bakmaya başladı. 40 yıl başında güzel bir gece geçirin diye şehir dışında güzel bir otelde rezerve yaptırmış manita. Bu kızın manitam dediği kişi siz misiniz değil misiniz? Bunu kendisine sorun. Ben size soruyorum. Yoksa 17 yaşındaki çocuk seni aldatıyor muydu bir başka üfürükçü, metafizikçi arkadaşına? Seç bakalım iki hikmetten biri hangisi? Başka biriyle görüştüğüne inanmıyorum. İnanmıyorsun o zaman sensin. Bu bir. İkincisi. O zaman sensin. Bizim hiç otel mevzumuz olmadı. Yaptığınız işi tutuklanacaksınız diye söyleyemiyorsunuz. Dede yaşında adam. Sen nasıl yakıştırıyorsun onu yanına? Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Ali Beyköy Polis Karakolu'ndan Süleyman ve Hilal'i almaya geliyorlar. Müge Hanım Allah razı olsun. Hocam. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hilal Baltacı'yı Adli Tıp Kurumu doktoruna, Süleyman Ararıysa emniyete götürmek üzere gelen polis ekipleri ikiliyi stüdyomuzdan çıkardı. Süleyman. Gel Süleyman sen bizimle. Sen gel bizimle Süleyman. Gel Süleyman.
neyden dolayı yargılandığımı bilmiyorum. Söyleyeceğim. Tamam. 51 yaşındaki Süleyman Arar polislerin kolları arasına yürürken ondan 33 yaş küçük Hilal Baltacı gözyaşları içinde peşinden ilerledi. Bırakma. Ne için alındığına bakacağım, bilmiyorum. Bırakma. Tamam. Tamam. Tamam beraber. Tamam. Bırakma. Tamam. Bırakma. Tamam. Bırakma. Bırakma. Sakin. Anne böyle izlerken bebek. Yazık. Ne hissettiriyor sana? Ne hissettirsin Müge Hanım? O adamı arayacağına annesine bana ağlasın. O adam onun üstünde karşılıklı seviyor. Ondan menfaat beklentisiyle seviyor. Ama anne baba onu menfaatsız seviyor. Hiçbir karşılıksız yani. Şimdiye kadar Süleyman Arar mı getirmiş onu o vadiye, o duruma? Diyecek bir şey bulamıyorum. Aslında yani bütün konuşulanların ne kadar yalan olduğu da işte ortaya çıkmış oluyor. Seviyorum ama o kadar çok değil. O ne isterse öyle. Ben ona ya ilk gün bağlandığında manevi babasıyım dedi ya. Evet utanmadan. Aynen. Manevi babasıyım dedi. Evet, aynen. Bence evimizin çıldırmasının nedeni de o yani. Daha sonra işte bir sağlık kontrolüne götürdüler. Fakat vatandaşlar da çok tepkiliydi. Gerçekten ya biz toplum olarak susmadan, usuller çerçevesinde ama yani saldırganlaşmadan tepkimizi göstermeliyiz. Bu tepki illaki kavga etmek, dövmek, küfretmek değil yani. Gittiğinde şu suyu bile sana satmıyorum demek bence en güzel tepkidir işte. Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla alınan Süleyman Arar, Ali Beyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi'ne getirildi. Hilal Baltacı da ifade vermek üzere oradaydı. Ne söyleyeceksiniz? Öyle bir şey yok. Yalan. Hangisi yalan? Teşekkür ediyorum. Üzerimde atılan suçlarını şimdi kabul etmiyorum. Evet. Polis merkezindeki ifadesinin ardından Hilal Baltacı adliyeye götürüldü. İstanbul Adliyesi'ne gelen genç kız, Adli Tıp Kurumu doktorunun muayenesinden geçti. Sağlık kontrolleri için emniyetten çıkarılan Süleyman Arar'a çevredeki vatandaşlar tepkiliydi. Tamam. Neler söyleyeceksiniz? Tamam. Kendisini terapist zanneden Süleyman Arar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeniden polis merkezine götürüldü. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Ne söylediniz? Siz biliyorsunuz. Hala evlenmeyi düşünüyor musunuz? Sonra lütfen. Ortaya çıkan mesajlarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Bilgim yok. Kendisinden 33 yaş küçük genç kızı 17 yaşında ağına düşüren ve hiç girmemesi gereken diyaloglara giren sözde terapistin telefonuna Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla el kondu. Yayınımızda ortaya çıkan mesajlaşmalarla birlikte emniyette alınan ifadelerle tüm diğer belge ve evrakların gönderildiği Konya Cumhuriyet Başsavcılığı dosyanın takibinde olacak.
Evet, anne babanın şikayeti vardı biliyorsunuz. Süleyman hakkında kişi hürriyetinden yoksun kılma, 18 yaşından küçük bir çocuğun cinsel istismarı ve kişi hürriyetinden yoksun kılma. Bununla ilgili ifade salındı. Bundan sonra Konya Cumhuriyet Başsavcılığı takip edecek konuyu. Dediğim gibi telefonunda da el konulu, telefonundaki diğer mesajlar da ortaya çıkarılacak. Ben çok teşekkür ediyorum Konya Cumhuriyet Başsavcımıza. Teşekkür ediyorum. Ve konuyu takip eden savcımıza. Aile de döndükten sonra kızının tedavisi için bu dilekçeyi tekrar zaten oraya gönderildi. Onunla ilgili başvuracak. İnşallah vesayet, yani vasisi olmak için de bir karar çıkartabilirsiniz. Çocuğun ciddi bir şekilde ele alınması lazım. Rica ediyorum, şimdi reklamlardan sonra yayınlayacağım. Bu adam tarafından mağdur edilen kişiler de şikayetlerini yapsınlar. Bu şikayetler de toplansın. Artık bu üfürükçülerden de bu millet yaka sikti. Yani savcımızın da elini bu konuda güçlendirmemiz gerekiyor. Lütfen gidin siz de şikayetlerinizi yapın. Kaç lira verdiyseniz, ya 100 liraya 1 lira da olsa niye bir dolandırıcıya 1 liramızı kaptıralım ki? O 1 lirayı almak için 100 lira harcarım ama 1 liramı kaptırmam. Benim hayata bakış açım bu. Abi Yusuf Baltacı'ya da bir kulak vermek istiyorum. Şunun için evlatlarımız, işte yakınlarımız hangi duruma düşerse düşsün lanetli falan deyip konuşmamak yerine onlara sahip çıkmak zorundayız. Aslında Konya, hem kaymakama başvuran hem de savcılığa başvuran, soruşturma yürüten abi Yusuf Baltacı'ydı. O da kardeşime kucak açtım, bize geri dönsün diyor. 51 yaşındaki üfürükçü tarafından kandırılan kardeşi Hilal Baltacı'nın psikiyatrik gözleme alınması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın tavsiyesiyle kaymakamlığa başvuran abi Yusuf Baltacı'yla bir aradaydık. Ben kardeşimin, Hilal'imin her zaman arkasındayım. Ne olursa olsun. Ben elimden gelen bütün fedakarlığı yapmaya razıyım. Süleyman Arar denen şahıs dolandırıcının kendisi bizzat. Hani ben bunu defalarca açıklamaya çalıştım. Biz kardeşimizi elimizden geldiği kadar sahiplendik. Ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Gerek ailem, gerek Müge Anlı. Her şey üstesinden geldi. Allah onlardan hepsinden razı olsun. Yusuf Baltacı tüm samimiyetiyle seslendiği canının parçası kardeşine evine dönmesi için çağrıda da bulundu. Hilal'im, kardeşim, senin saçının teline bile zarar gelsin hiçbir zaman istemedim. Dön gel abicim kendi evine. Yanımızdasın, kanatlarımızın altında dur. Kimseye medet umma. Her zaman da bir ailen olduğunu hiçbir zaman unutma abicim. Ancak ailen seni kurtarır. Ancak ailen senin sıkıntılarını, bütün problemlerini ancak ailen alabilir. Annesine saygılı davranıyor diye kızdığı abisiydi herhalde. Buyurun Arif Bey, bir şey söyleyecektiniz. Zaten dün de birkaç tane ihbar geldi bize. Benim yaşadığım kasabada. Tabii bizim yani ismini vermek istemiyorum. Yani oradan da birkaç kişiye böyle size hani üç harfle girdi, bilmem ne oldu, öküz girdi, bilmem camız girdi. Ben onu çıkartacağım diye. O benim kendi kasabamdaki yaşayan insanların da paralarını yemiş bu. Süleyman. Evet, aynen. Şikayetçi olsunlar, tam zamanı. Olsunlar. Yani savcının da, siz de konuşun, yani savcının da elini güçlendirmemiz gerekiyor ki herkes evet, hak ettiği cezayı alsın. Sizin evet, kızınız da doğru yolu bulsun. O da hak ettiği cezayı evet, alsın. Öyle metafizik şimdi ne bunlar metafizik cenneti mi çıkamazsın. Cenneti mi feda ediyorlarmış insanlara, satıyorlarmış? Orta çağda işte kiliselerde cennet şeyi verilirdi. Cennet tapusu, cennetin tapusu. Ya şimdi benim yaşadığım ülkede de hani ben şimdi bunlara şahit olmadım ama hani duyum. Hani orta çağda hani kaldı diye ümit ediyordum ben de. Alem mesela belirli bir paraya işte sana cennetten bir arsa, ev. Hala var mı öyle? Ama duyum yani, ben kendi duydum, görmedim, Almanya'da şahit oldum. Şu ev vardır tabii yani, para ben kazanmanın yolları. Sadece duyum. Her şey güzel olacak inşallah. Avukatımızla amin, beraber amin, güzel inşallah haberlerinizi alacağız. Ben inanıyorum. Amin. Bir telefonum daha mı var? Bir hanımefendi hattımızda. Aslında seninle Şerifeciğim benzer şeyler anlatıyor. Hanımefendi günaydın. Günaydın, kolay gelsin Müge Hanım. Çok teşekkür ediyorum efendim, buyurun. Benim kızım da 17 yaşında. Güzellik salonu var Süleyman Bey'in kardeşim dediği kadının güzellik salonunda karşılaşıyorlar kızımla. Kızıma diyor sende büyü var. Hani büyü yapılmış, yedirilmiş yiyecekle deniyor. Benim kızım hani birkaç gün psikolojisi falan bozuldu. Acaba yapıldı mı, nasıl yapılır falan diye. Birkaç gece ben kızımın yanında yatmak zorunda kaldım. Geceleri bağırarak falan kalktı, korktu.
biraz psikolojisi etkilendi. Sonrasında hani ben kızımı bir daha göndermedim. Hiçbir şekilde muhatap olmadık. Şükür elhamdülillah hani kötü bir şey olmadan atlattık biz. İzledi mi şimdi, anlamıştır herhalde boşuna etkilendiğini. Yani ondan önce benim kızım şöyle de bir şey var. O mahallede de konuşulan bir şey zaten. Süleyman Bey'in kız kardeşim dediği kadın Süleyman Bey'in kitaplarıyla kendisi seans düzenliyor. Ve biz o kadının çarpıldığını bir hafta 10 gün Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda yattığını öğreniyoruz. Bu seanslar sonrası. Ne seanslarıymış? Bilmiyoruz. Hani söylenen bize... Şu anda o kadın hastanede yatıyor. Hı? Yatıyor o kadın hastanede. Buyurun. Yok, ben dinliyorum sizi. Birinci derece tanıdıklar, bizzat görüştüğümüz insanlar tarafından söylenen şeyler bunlar. Süleyman Bey'in kitaplarını Süleyman Bey'den gizli alıp kendisi seans düzenliyor. Ve sonrasında Selçuk Üniversitesi'nde bir hafta yoğun bakımda yatıyor. Şu an kendisinin boynu lan aşağısı felç durumda. Benim kızım bunu öğrendikten sonra zaten asla anneciğim iyi ki gitmemişim, iyi ki inanmamışız böyle bir şeye diye zaten orada inandı. Bize döndü, şükür elhamdülillah. Vallahi hanımefendi gözünüz aydın diyeyim, ne diyeyim yani, hani o da inansa işte başka şekilde de. Yani burada aslında Hilal ona inanmış, bizim sıkıntımız oydu zaten. Yani ne yazık ki anne de inandığı için aslında. Şimdi aslında Şerife Hanım da anladı. Evet. Yani biraz orada başta anne götürdüğü için çocuk böyle bir şey yapıyor. Siz olmaz dediğiniz için tabii ki sizin tarafınıza geçiyor. O kadar çok telefon var ki böyle bağlanmak isteyen, özellikle Konya'dan ama civardan da. Ben dediğim gibi rica ediyorum. Şikayetçi olun, rica ediyorum. Şikayetçi olun. Öyle mi? Serkan Bey, günaydın. Bak hep kadınların böyle işlere, işlerle uğraştığı söylenir. Serkan Bey, günaydın. Günaydın, anlayacağım. Buyurun, dinliyorum size. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok merse. Bu şahıs, biz bununla WhatsApp'ta görüştük. beni sevdiğimle birlikte kavuşturacağını söylemişti. benden 2500 TL istemişti ve ben de buna hani inancım olmadığı için dedim ki ben o parayı veremem şu an dedim. Dedi ki malzeme alacağız dedi. Malzemeyi alıp da dedi geri dedi bunu yapacağız dedi. Sizin isimlerinizi yazacağız dedi. Ve ondan sonra dedi toprağa gömeceğim dedi. Bir hafta içinde dedi sana dedi al buyurun köpek olacak dedi. Ve ben de dedim ki hani dedim ben bu parayı veremem dedim. Ama dedim yani 1000 lira istedi benden ama hani şöyle 1000 liradan sonra dedim ki ben bunu yollayamam dedim. Hani çünkü şu an para kolay geçmiyor hele. 250 lira istese gönderecek miydin? Evet, 500 TL zaten gönderdim. Ha gönderdim 500 ha. evet. Döndü mü kız sana? Sevdiğin kıza kavuştun mu? Yok hayır, işlemi yapmadı çünkü beni engelledi. İşte 500 liraya olmuyor canım benim. 500 evet. Liraya hiçbir şey yapmadım. İki kulübü Allah falan okusaydı bari. Okumadı işte ama daha beter oldum bir canım. Beddua etti bence. Beddua yani etti. Evet, şimdi bana şöyle bir şey söyledi. Hani 2500 lira para istedi. Dedi ki sen dedi yarısını gönder dedi, 1000 lira gönder dedi. Ben de dedi sana dedi hani işlemine başlayayım dedi. Malzeme alacağım dedi. Malzemeyi de zaten 1000 lira dedi tutuyor dedi. Ne malzeme ama... sağlıyormuş böyle? Efendim? Ne malzeme sağlıyor diye sorsaydın keşke. Onu da sordum. He. Hocam dedi ki şey dedim Medine'den dedi gelen dedim mürekkep ve ceylan derisiyle dedi birlikte tövbe dedi, ya Rabbi, yazacağım tövbe dedi. Ya Rabbi ya. İsminizi yazacağım dedi. Neler uyduruyorlar, neler uyduruyorlar kardeşim, neler uyduruyorlar ya. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.